Şubat. Şubat ayının ilk programı artık 9.30'da ekranlarınızdayız. Ondan 12'ye olduğuna bakmayın. Aslında 9.30'dan 12'ye kadar gitmeye gayret edeceğiz. Bugün gündem ağır ve sıkıntılı haberlerle başladı. Çok canımız yanıyor. 4 tane askerimiz şehit İdlib'de. Hafta sonundan boyu tırmanan bir gerginlik hali vardı. Onun rejim güçleriyle Türkiye'nin ilk kez karşı karşıya ateşli çatışmada karşı karşıya geldiğini ve Türk tarafında bizim tarafımızda şehit olduğunu söyleyebiliyoruz. Daha önce de muhtemelen karşılıklı atışlar, tacizler vesaireler olmuştu ama hiç can kaybımız olmamıştı, şehidimiz olmamıştı. Sevgili Doktor Beyhan İncekara bizimle birlikte. Günaydın hocam, hoş geldiniz. Ben günaydın. İnşallah hani hem koronayı hem ekonomiyi saat yarım saat sonra gelecek enflasyon verilerini de konuşacağız. Emre hocam da stüdyodan hızlıca geldi. Ben ama bu arada bir telefon bağlantısı yapayım. Sevgili Ferhat Ünlü yolda gelmek üzere. Ama emekli Tümgeneral Sayın Ahmet Yavuz telefon attığımızda, efendim çok teşekkür ediyoruz yayınımıza bağlandığınız için. Birkaç gündür, bugün Cumhuriyet'te de var bir provokasyon uyarısı, bölgede bir gerilim. Rusya'nın Elbab'ı bombalaması derken 4 tane şehidimiz var. Bazı önerileriniz de vardı sosyal medyada gördüğüm kadarıyla. Bu gelinen nokta nedir sizin gördüğünüz sahadaki tecrübelerinizle? Evet, öncelikle şehitlerimize başsağlığı diliyoruz. Yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Tabii bu biraz göre göre gelen bir konu oldu. Çünkü daha önce 2018'de biz Soçi mutabakatında bu M4 ve M5 karayollarının açılacağını taahhüt etmiştik. Hı hı. Ve içerideki teröristlerin de temizleneceğine katkı vereceğimizi ifade etmiştik. Bunlar maalesef gerçekleştirilemedi. Gerçekleştirilemeyince işte karşılıklı sıkıştırmalar başladı. Bir süredir bu aşağıdan yukarıya doğru bölgede rejimin Rusya destekler olarak harekatı devam etmekteydi. İşte bazen iş kopma noktasına gelince araya işte Cumhurbaşkanı ile Putin'in görüşmeleri sonucu ateşkesler girdi. Ama Türkiye bu arada bu M4 ve M5 karayollarının güneyinde ve doğusunda kalan gözlem noktalarını ısrarla burada tutmaya karar verdi. Bu kaçınılmaz bir şeydi. Ne zaman böyle bir şey olur diye işin doğrusu kaygıyla bekliyordum. Netice itibariyle geldi. Tabii bu niye böyle oldu? Bu üzüntü verici bir şey yani şu anda. Nasıl olduğunu tabii bilemiyorum ama bu çatışma ortamının içinde kalan gözlem noktaları tehlike, bütün riskleri barındırıyor zaten. Efendim sizin 16 Ocak'ta attığınız bir tweette bir harita var ve orada da diyorsunuz ki aslında M4, M5 karayollarının doğusu ve güneyinde kalan gözlem noktalarını anılan yolların batısına ve kuzeyine çekmek. Bu galiba, ama hani siz de askersiniz, biraz böyle hani mevzi çekilmesi, geri çekilme algılanacağı için mi bunları biz kımıldatmak istemedik de şimdi çocuklar askerlerimiz hedef oldular? Ya psikolojik yani tarafı bunları, mı daha şeydi, gerçekten güvenlik riski açısından mı kımıldatmak istememiş olabiliriz? Yani bütün alanın içindeki insan hareketinden kaynaklı bir göç problemiyle karşı karşıya kalmamak için oradaki gözlem noktaları muhafaza edildi. Ama durum değişti. Yeniden bir başka tampon bölgesi belirlenebilirdi. Yani o bahsettiğim M4 ve M5 yollarının kuzeyinde ve batısında hemen bir takım gözlem noktaları tesis edilmek suretiyle burada yaşayan halkın o daha dar alanda barınması sağlanabilirdi. Ve buradan olabilecek göçler de Suriye'de kontrolümüz altındaki diğer bölgelere kanalize edilebilirdi. Yani Cerablus bölgesine, Afrin bölgesine kanalize edilebilirdi. Bunu yapmaktan imtina edildi. Keşke o konuda daha erkenden bu adımlar atılsaydı bu kayıplarımız olmazdı. Başımız sağ olsun diyoruz. Çok teşekkür ediyorum Sayın Ahmet Yavuz komutanımıza.
O bölgeyi de hem iyi bilen hem uzun süre Güneydoğu'da görev yapmış olan bir saygın isim olarak birkaç tane bir işaret vardı. Bir onları hızlıca paylaşayım. Bugün neredeyse tahmin eder gibi İpek Özbey'in Cumhuriyet Gazetesi röportajı terör uzmanı Bural, tam ismini de verelim. Burada benim notlarım arasında var. Bir dakika. Gözlem noktalarımıza provokatif eylem olabilir diyor. Önemli bir isim. Anladığımız kadarıyla da hem bu şurada bilgisi var. Milli Güvenlik ve Dış Politikalar Merkezi Başkanı 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü'nde görev yapıyor. Ve diyor ki hani Esad güçlerinin bu bölgeye ilerleyişi sürüyor. Erol, Başaran, Bural ve böyle bir provokatif eylem muhtemelen bekleniyordu diyor. Neredeyse bu sabah Cumhuriyet'in manşetinden geldi bu haber. Bağıra bağıra, göstere göstere geliyor gibi gözüküyor. Bir başka bilgi, dünden bu yana herkesin konuştuğu Ukrayna, bu sabah Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan Ukrayna'ya bir ziyaret için hareket edecekti. Onun öncesinde de Ukrayna Büyükelçisi'nden bir askeri destek alacaklarına dair bilgi geldi. Onun da bir haberini hızlıca ekrana verebilirsek, Ukraynalı Büyükelçi Türkiye ordumuzun ihtiyaçları için 200 milyon TL verecek. Herkes bunun altına tank paleti yazdı, şunu bunu yazdı ama işin nereye gideceği, birazcık daha büyük sahada gerginlik çıkacağı belli gibiydi. Arkamızda bir de rica edelim o Sayın Ahmet Yavuz Paşa'nın bahsettiği bölgeleri gösteren birkaç tane haritamız var. En neti bu, 28 Ocak 2020 tarihli olan ve şeylerimizi gösteriyor, kontrol noktalarımızı gösteren harita. Bunların bazıları artık rejimin büyük ölçüde hedefi haline gelmiş durumda. Önce ben Beyhan Hocama bir sorarak başlayayım. Bu zor bir gün, Türkiye için zor bir gün. Hani Türk-Rus ilişkileri açısından zor bir gün. Şehitlerimiz var. Bütün ailemize, milletimize başsağlığı dileyelim. Ben de öncelikle aziz şehitlerimize başsağlığı diliyorum. Yaralı olan askerlerimize acil şifalar diliyorum. Tabii biz böyle daha çok ekonomik konuşuruz diye başladık. Fakat güne ve hatta haftaya kötü haberlerle başladık. Şimdi tabii burada en önemli konu şu. Yani Suriye'yle savaşa girer miyiz deniyor mu? Zaten orada bir savaş durumu devam ediyor. Yani biz kendi sınırlarımızı korumak için ve buna bağlı terör örgütleriyle mücadele için birçok şey yapılıyor. Tabii burada en önemli konu Suriye'ye karşı ya da Suriye'nin iç savaş durumu. Zaten Esed bir tarafta, Rusya güçleri bir tarafta. Bir yandan İsrail'le olan birçok sıkıntılar söz konusu oluyor. Tabii bu süreçte güvenlik güçlerinin uğramış olduğu bu vahim saldırı bizim için tabii ki çok üzücü oldu. Bakıldığı zaman sınır hattı, bu, ben bunu biraz şeye benzetiyorum. Yani üst komşunuza, yan komşunuza sıkıntılar olduğunda ben etkilenmiyorum deme şansımız olmuyor. Etkileniyoruz çünkü bir koruma, savunma hattına girmiş oluyoruz. Bunlar devam edecek mi? Umarız şiddetli bir şekilde devam etmez ama zaten yapısı gereği Suriye problemli bir bölge. Yani bu geçmişte de böyleydi. Hala böyle devam ediyor. Ve bu tarz sıkıntıların süreceğini görüyoruz. Ve özellikle burada tabii ki diplomatik bazı adımların atılması gerekiyor. Yani mesela şimdi bu saatten sonra Rusya'nın ya da Putin'in nasıl bir tavır izleyeceği çok önemli. Çünkü Türkiye bu anlamda mutlaka bir karşılık verecektir. Evet. Ve mutlaka bunun bir bedeli olacaktır. Yani bu buradaki bakıldığı zaman bu saldırı karşılıksız kalmayacak. Bunun bir bedeli olacak ve özellikle Türkiye-Rusya ilişkileri nasıl etkilenecek ki? Şu anda Amerika ile İran arasında da ciddi bir sıkıntı var ki. Ama açıklamış olduğu özellikle o 100 yılın planı dediğimiz planda o bölge zaten hareketli günlere sahne olacak. O yüzden Rusya'ya baktığımız zaman burada ben acil bir görüşme yapılıp bundan sonraki süreçte nasıl ilerleneceği konusunda bir mutabakata varılması gerektiğini düşünüyorum ki Türkiye buna karşılık verecek. Yani bir şekilde kendimizi koruyacağız ve daha oranın hareketlenmemesi için önlemler alınacaktır diye düşünüyorum. Bir hocam müsaadenizi istiyorum. Cumhurbaşkanı Ukrayna gezisi başlamadan önce sıcağı sıcağına açıklama yapıyor havalimanında. Sizlere en kalbi duygularla, saygıyla selamlıyorum. Öncelikle bugün Suriye rejimi tarafından düzenlenen kalleş saldırıda şehit olan 4 askerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Aynı saldırıda
9 askerimiz de biri ağır olmak üzere yaralandı. Yaralılarımızın tedavileri şu anda hastanelerimizde sürüyor. Türkiye daha önceki saldırılar gibi bu saldırının cevabını da misliyle şu anda vermiş durumda. Vermeye de devam ediyor. Çok çok farklı bir şekilde orada gerek fırtına obüslerimizle gerekse havadan F-16'larımızla şu anda oradaki belirlenen noktalara vuruşlar devam ediyor. Ülkemizin, milletimizin ve İdlib'li kardeşlerimizin güvenliğini temin için yürüttüğümüz operasyonlarımızı sürdürmekte kararlıyız. Bu tarz alçak saldırılarla Türkiye'nin kararlılığını sınayanlar büyük bir hata yaptıklarını anlayacaklardır. Bir kez daha şehitlerimize Rabbimden rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar temenni ediyorum. Değerli arkadaşlar, Ukrayna ile 2011 yılında tesis ettiğimiz yüksek düzeyli stratejik konsey toplantılarını devam ettirdik. Bu defa 8.'si için az sonra Kiev'e hareket edeceğiz. Malum Ukrayna Devlet Başkanı Sayın Volodymyr Zelenski göreve başlamasından kısa bir süre sonra geçen yıl Ağustos ayında Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirmişti. Bu defa ülkelerimiz arasında düzenli olarak işleyen stratejik konsey mekanizması çerçevesinde bir araya geleceğiz. Heyetimde ilgili bakanlarımız ve kurum başkanlarımızın yanı sıra değerli milletvekillerimiz de bulunuyor. Hatta Savunma Bakanımızı bu gelişmeler sebebiyle dedi ki siz Ankara'da kalın ve süreci burada yönetin. Ziyaretim kapsamında Devlet Başkanı Zelenski ile baş başa ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştireceğiz. Bu vesileyle ikili ilişkilerimizi tüm boyutlarıyla da ele alma imkanımız olacak. Güncel bölgesel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunacağız. Muhtelif alanlarda yeni anlaşmalara imza atarak ilişkilerimizin ahdi zeminini de güçlendireceğiz. Ukrayna ile ilişkilerimiz ticaret, yatırımlar, turizm ve savunma sanayi işbirliği gibi alanlarda gelişme kaydediyor. Turizm rakamlarında her sene yeni rekorlar kırıyoruz. 2019 yılında ülkemize gelen Ukraynalı turist sayısı 1,5 milyonu buldu. İkili ticaret hacmimiz 5 milyar dolar seviyesini yakalamış vaziyette. 2019 senesinde Ukrayna'ya olan ihracatımızda %30'luk bir artış yaşandı. Ocak ayı rakamları hem Ukrayna hem de diğer ülkelerle ihracatımızın yükseliş trendini sürdürdüğünü gösteriyor. Ülkemiz karşılaştığı onca badireye rağmen hamdolsun ihracatçılarımızın gayretiyle dış ticarette destan yazmaya devam ediyor. Sayın Zelenski ile ticaretimizi 10 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz. Bu amaçla ülkelerimiz arasında serbest ticaret anlaşması imzalamak istiyoruz. Değerli arkadaşlar, stratejik ortağımız ve Karadeniz'den komşumuz olan Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü her platformda savuna geldik. Bundan sonra da savunmaya devam edeceğiz. Kırım'ın yasa dışı ilhakını tanımadık, tanımayacağız. Ülkenin doğusundaki duruma barışçı yöntemlerle çözüm bulunması yönündeki tüm gayretleri destekliyoruz. Biliyorsunuz AGİT Ukrayna Özel Gözlem Misyonu bu süreçte önemli role sahiptir. 2014 yılındaki kuruluşundan bu yana misyonun başkanlığı Türk Büyükelçiler tarafından yönetiliyor. Ukrayna ile yakın ilişkilerimizin önemli bir boyutu da Kırım Tatarlarıdır.
Kırım Türklerinin durumunu ve sıkıntılarını çok yakından takip ediyoruz. Kırım liderliği ve Ukrayna makamlarıyla da bu konuları sık sık ele alıyoruz. Kırım'daki kardeşlerimizin durumu Kiev'de yapacağımız görüşmelerin gündeminde her zamanki gibi üst sıralarda yer alıyor. Ziyaretimizin ülkemiz ve milletimiz için hayırlı sonuçlar doğurmasını niyaz ediyorum. Sizlere saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Allah'a emanet olun. Değerli arkadaşlar, şimdi soru noktasında sözü sizlere bırakıyorum. Buyurun. Haber televizyon kanalından Mahmut Keşan. Sabah üzücü haberi aldık. 4 askerimiz şehit, 9 askerimiz yaralı. Sayın İbrahim Kalın da Twitter'dan bir açıklama yaptı. Askerlerimizin kanı yerde kalmayacak. Failler hesap verecektir dedi. Yeni bir harekat olacak mı acaba? Bunu sormak istiyorum. Teşekkürler. Arkadaşlar, şu anda zaten harekat devam ediyor. Ve tespit edilen 40'a yakın nokta şu anda sürekli operasyonun hedefleri arasında ve ilk belirlemelere göre de 30 ila 35 civarında karşı taraftan Suriyeli bu ekibin içerisinde etkisiz hale getirilmiş vaziyette. Fakat noktayı koymak yok. Aynı şekilde operasyon devam ediyor. Özellikle Rus yetkili makamlarına da, yani burada muhatabımız siz değilsiniz, tamamıyla rejimdir ve yani bizim önümüzü kesme gibi bir durumda söz konusu olmasın. Çünkü burada biz bir taraftan şehit verirken bunlara karşı sessiz kalmamız mümkün değil. Bunun hesabını sormaya devam edeceğiz. Şu anda biz F-16'larımız da dahil olmak üzere fırtına obüslerimiz, toplarımız hepsi arazide. Bu Milli İstihbarat Teşkilatımızın belirlemiş olduğu noktaları tamamen atış altında tutuyor. Nurgül Dönmez, TRT Haber. Efendim, bu hadisenin ardından bir diplomatik girişim olacak mı? Rusya ile bir görüşmeniz oldu mu ya da görüşme planlanıyor mu? Bu konuda ne diyeceksiniz? Teşekkür ederim. Şimdi bu konuyla ilgili olarak da tabii Dışişleri Bakanımız olsun, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanımız olsun, Savunma Bakanımız olsun, muhataplarıyla onlar da görüşme kanallarını şu anda aralıyorlar. Dışişleri Bakanımız zaten dün veya evvelsi gün bir görüşme yapmıştı. Ama bu arada çok daha tabii önemlisi, bu süreçte eğer istediğimiz neticeyi alamazsak tabii ki ben de muhatabımla görüşmek suretiyle burada artık işin ciddiyetini kendilerine özellikle ifade edeceğiz. Ancak arazide gerek Rus gerekse bizim generallerimiz var. Bu generallerimiz sık sık görüşmeleri yapıyorlar ve yaptılar. Bu görüşmelere dayalı olarak da şu operasyonlarımızı sürdürüyoruz. CNN Türk Televizyonu'ndan Zeynep Mustafa. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın 100 yılın planını açıklamasının ardından bugün İslam İşbirliği Teşkilatı Filistin için olağanüstü toplanacak. Siz hem Mahmut Abbas'la telefonla konuşmuştunuz, hem geçtiğimiz hafta sonu cumartesi günü Hamas lideri Haniye ile bir araya gelmiştiniz. Hem bu planı nasıl yorumluyorsunuz, hem de Türkiye'nin tavrı bundan sonra nasıl olacak? Teşekkürler. Şimdi değerli arkadaşlar, bu planla ilgili biliyorsunuz gerek cuma günü gerekse daha önce yaptığım açıklamalarda bunun bir işgal planı olduğunu, bunun bir barış planı olmadığını açıklamıştım.
Fakat ben bu yapılan açıklamadan öte buradan bizim çıkardığımız bazı başlıklar var ki bunlar önem arz ediyor. Bunlardan bir tanesi, bir defa metinde Filistin tarafı şeklindeki ifadelerin hepsi birer aldatmacadır. Şimdi metnin içerisinde mesela Filistin tarafı Yahudi yerleşimlerinin İsrail sınırları içinde kaldığını kabul etmeli diyor. İki, yüzyılın anlaşması bentlerini kabul ettiği takdirde bağımsız Filistin devletinin kurulması diyor. Yalan, bu da yalan. Üç, Hamas'ın silahlarının toplanılarak Gazze'nin silahsızlandırılmış bir bölge haline getirilmiş olması diyor. Yani Hamas silahlarını verecek, İsrail'in silahları ne olacak? İsrail'in nükleer silahı ne olacak? Böyle bir şey olabilir mi? Bunların hepsi orada bir yerde topraklarında direniş mücadelesi veren insanlar. Ve ben de dün işte Hamas'ın lideriyle İstanbul'da görüşmemi yaptım. Diğerleri PKK ile, PYD ile, YPG ile, bunlar Amerika'da, Rusya'da, her yerde görüşmelerini yapıyorlar. Biz kendi topraklarının kurtuluşu için mücadele verenler adına herhangi bir görüşme yapmayacağız. Yaptığımız zaman da beyler rahatsız olacak. Böyle bir şey olamaz. Bir diğer konu, Filistinlilere yüzyılın anlaşmasını tanımaları için 4 yıl süre tanınması. Ciddi bir sıkıntı da burada. Yüzyılın anlaşması, dikkat edin, 80 sayfadan oluşuyor. Birleşik Kudüs, İsrail Devleti'nin başkentidir. Böyle bir başlığı da atmışlar. Birleşik Kudüs başkent olurken Doğu Kudüs'te Filistin Devleti'ne başkent vaadi Netanyahu Doğu Kudüs'teki Ebu Disk köyünde olacağını söylüyor. Yurt dışında yaşayan Filistinlilerin dönüşü engelleniyor. En büyük felaket bu. Yani şu anda Filistin'in dışında ne kadar Filistinli varsa bunlar artık oraya gidemeyecekler. Bu rakam 5-6 milyon. Böyle bir durum, bir cinayet, bir felaket ayrıca var. Bağımsız Filistin devletinde ABD Büyükelçiliği açılması. Barış süreci için yol haritası hazırlanarak ortak komite oluşturulması. Bağımsız Filistin devletindeki projeler için 50 milyar dolar temin edilmesi. Bunların hepsi yalan. Hikaye. Yıllarca hep bunları söylemişlerdir. Şu kadar destek, bu kadar. Kime? Gene İsrail'e. Yani Filistin'e filan değil. Filistinlilerin hakları olanı vermemişlerdir. Vergilerden, toplanan vergilerden onlara verilmesi gereken paraları dahi yıllarca vermemişlerdir. Zaten Gazze'nin elektriğini, suyun her şeyini kesmişlerdir. Zulmün sınırı olur mu? Olmaz. Bunu yaptılar hep. İslam dünyasının İsrail'i devlet olarak tanıması, emir buyurdunuz efendim. Ne demek? Tabii yaparız. Öyle saçmalık olur mu? Arap ülkeleriyle İsrail arasındaki ilişkilerin düzeltilmesi için çalışılması. Bunun da cevabını zaten her ne kadar sürpriz de olsa Arap Ligi toplantısında güzel bir cevap verdiler. Bu cevap içinde biz Arap Ligi'nin inşallah bu ferasetinin devamını temenni ederiz. Tablo şu anda bu durumda ve Netanyahu'nun Trump'la yan yana yapmış olduğu basın toplantısı gerçekten manidardır. Seçim kaybetmiş, geçici olarak işin başında bulunan bir kişiyle Trump'ın bir araya gelmesi
ve orada da 3 tane Arap ülkesinin büyükelçisinin bulunarak alkış tutması, bunlar tabii maalesef zilletin bir ifadesidir. Evet. Başka bir şey var mı? Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Yani son gelen not 06.15 itibariyle 46 rejim hedefine, Sayın Bakanım şöyle, rejim hedefine 122 fırtına, 100 havan mühimmatı ile atış yapılmıştır. Operasyon kararlılıkta demek ki devam ediyor. Allah'a ısmarladık. Ukrayna'ya hareketi öncesi Atatürk Havalimanı'nda özellikle bu sabah başlayan çatışma ortamı ile ilgili sıcak bilgiler paylaştı. Suriye tarafından 35 askerin veya hani unsurun kendilerince nasıl değerlendirirler bilmiyorum ama etkisiz hale getirildiğini söyledi. İşte belli ki hani hava ve yerden taarruz devam edecek. Sabah Abdullah Ağar'ın attığı, birkaç dakika önce attığı bir tweet var. Burada çatışmanın neden çıktığı anlaşılıyor. Bir onu ben paylaşayım. Siz de okursunuz. Ekrana vermiyorum ama dün giren unsurlarımız hedef alındı diyor Abdullah Ağar. Gece 1.15 civarı ve 20'nin üzerinde atış yapıldı. Bir tır ve bir çekici. Ekrana getiririz birazdan da görüntüleri. Türkiye bir süredir oraya bir tank ve yüklü mühimmat sevkiyatı yapmaya başlamıştı ve bunu göstere göstere yapmıştı, itiraf edelim ki. Bir tır ve bir çekici hedef alınmış. Şehit ve gazilerimizi burada verdik diyor. Sabah güneydeki turuncu bölgeye de top atışı yapılmış diyor. Arkada haritada şöyle hızlıca can kaybının verildiği, şehitlerimizin verildiği nokta M4 ile M5'in çakıştığı Serakip noktası gibi gözüküyor. 7 nolu, 5 nolu, bunlar büyük ölçüde iyice doğudaki o pembe ile mor arasındaki yerdeki büyük ölçüde kontrol noktalarımız hedef altında. Çatışma da gördüğümüz kadarıyla devam ediyor. Bizim hava unsurlarımızın da devamı var. Ve ilk defa Cumhurbaşkanı'nın ağzından Rusya'ya siz aradan çekilin, bizim muhatabımız Suriye'dir dedik. Ferhat Ünlü de geldi stüdyomuza, ayağına sağlık, çok teşekkür ediyoruz. Türkiye çatışma anında muhatabını rejim olarak seçmiş gözüküyor. Ama bu önemli bir cümle. Evet. Çünkü Suriye'nin tarihi ilginçliklerle dolu. Aslında Ruslar son 7-8 yıldır tekrar dahil oldular. Daha evvel Sovyetler Birliği ilişkisi vardı. 1950'ye geri dönüp bakalım niye buralara geldik diye. Suriye'de bir adam çıkmış, bir asker darbe yapıyor. Kendine mareşal ilan ediyor. Bir sene sonra birisi geliyor onu deviriyor. Mareşal ilan etmiş olanı idam ediyor. Çok geçmeden Ünlü'nü de deviriyorlar. Doğru. O zaman yerine birisi geliyor falan filan derken 1971'de Hafız Esed geliyor. Hafız Esed geliyor ama Hafız Esed enteresan İran-Irak Savaşı'nda İran'ın tarafını seçiyor. İlişki orada başlıyor, iyice kuvvetleniyor. Sovyetler Birliği'nden de silah almaya başlıyor. Bugün enteresandır, başına niye böyle işler geliyor? Çünkü Lübnan'ı 6 yıl boyunca işgal etmiş, iç savaş var diye. Suriye rejimi o kadar çok insanı öldürmüş ki, özellikle Hama'da 35 bin kişiyi doğru öldürerek, bütün aslında şöyle diyeyim, rejimin bu sertliğinden kaçan aydınlar Lübnan'a aslında, hatta özellikle Beyrut'ta yeni bir aydınlanma çağını başlatırken onu söndürüveriyor. Çünkü iç savaş başlatıyorlar ve gidiyor Lübnan'ı işgal ediyor. 6 yıl boyunca işgal ediyor. Ve İsrail gelip o zaman ben de işgal edeyim dediğinde geri çekiliyor. Doğru. Sovyetler Birliği ile ilişkisi 1990'da sekteye uğruyor. Çünkü 1990'da biliyorsunuz Berlin Duvarı çöküyor. Sovyetler Birliği zayıflıyor. Bu sefer de Amerikan yanlısı politikaya başlıyor ve PKK desteği aslında şiddetlenerek Amerika'ya, Amerika ile beraber durmaya başladığı zaman oluyor. Ve ilginç, 1991'de koalisyon güçlerine destek veriyor. Irak'a açık düşmanlığını zaten öyle gösteriyor. Ve o günden bugüne de işte enteresan, işte Beşer Esad'a zaten mecburiyetten devrediyor. Çünkü 2000 yılında kalp krizi geçirerek ölüyor.
büyük abi var. Büyük abi 1994'te ölüyor Beşer Esed'in. Trafik kazasında. Mecburen geri çağırıyorlar göz doktoru aslında olacakken falan filan derken biz enflasyon oranlarında geldik biliyorum ama yani bu görüyoruz ki bu PKK'ya destek verme işi Amerikanlaştığı zaman olmuş. Yani ama Suriye'nin. Burada ilk defa PKK'da diğer unsurlar da devrede yok. Hafta sonu yalnız tırmanan bazı şeyler var. Özgür Suriye ordusu unsurlarının ya, rejime doğru bazı kimse kusura bakmasın force ettiği noktalar bizim var. Bizim bugünkü Ukrayna seyahatimizde Ukrayna'ya verdiğimiz destekle dün bu sabaha karşı olan başımıza gelen şeyler birbirine yakın işler. Ruslar burada tabii ortalığı karıştırmaya devam. Bilmez olurlar mı? Yani o yüzden bu Putin'e güven olmaz. Ondan sonra biz bu Kırım'ın gayrimeşru ilhaki ne tanımıyoruz. Ben şahsi vatandaş olarak tanımıyorum. Zaten onu bir kere söyleyeyim. Ne demek bu ya? Yani kaçıncı yüzyılda yaşıyoruz? Tuhaf bir şey. Orada bir adam var. Can istedi. Ama Rusya'yla böyle hani soğuk ayrılmak vardı. Bu biraz sıcak ayrılmaya gidiyor. Bu Rusların sıkıntılı bir şey. Şu, yani. Diyor ki yani sen hakkını başına topla. Yoksa seni oralarda biz karıştırırız demek istiyor. O yüzden Sayın Cumhurbaşkanı bir mesaj veriyor. Sen aradan çekilsen iyi olur diye. Ben de onu söyleyeyim. Peki enflasyon rakamı gelmiş. Yorumlatacağım. Gelmek üzeredir herhalde ama. Geldi. Ferhat Ünlü'ye gelmiş. Geldi. Geldi enflasyon. Saat 10 şu an. Nazlı hazır mı? Peki onu sorayım yönetmenime. Biraz sağlam bir artış var. Nazlı Babak hazır. Tamam bir enflasyon rakamlarını hızlıca alalım. Sonra biz konuşmaya devam edelim. Hem İdlib'i hem ekonomiyi. Evet. Nazlı neler görüyorsun rakamlarda? Nasıl şekillendi Ocak ayı? Sert artış. Çok teşekkürler. Evet Ocak ayı yılın ilk enflasyon rakamı geldi. Efendim yıllık %12,15'lik bir artış oldu. Aylık ise %1,35'lik bir artıştan bahsediyoruz burada. Parasal programında Emre Hocam da zaten kendi beklentisini söylemişti. Aylık bazda %0,3 ile %0,5 arasında geleceğini söylemişti. Fakat burada rakam biraz yüksek geldi. Evet. %1,35'lik bir artıştan bahsediyoruz aylık. Efendim tekrarlayalım. Yıllık ise %12,15'lik bir artış var. Eğer grafikte varsa arkamızda ben onu da değerlendirmek isterim. Hayır şu an ekranlarda var. Zaten artışı ekranlarda görüyoruz. O, evet endeksi. %12,15'lik bir artıştan bahsediyoruz efendim. %1,35'lik de aylık artış var. Ocak 2020'de endekste kapsanan 418 maddeden 125 maddenin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşiyor. 25 maddenin ortalama fiyatında ise değişim olmadığı gözüküyor. 268 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti diyelim ve sözü tekrardan size bırakalım. Çok teşekkür ediyoruz. Az evvel ekrana geçen hafta sizin çok konuştuğunuz ekonomi güven endeksi geldi. Öbürünün grafikleri de muhtemelen gelecektir ama Nazlı'dan bir defa daha Nazlı rica edeyim mi senden? Hani, tabii ki de. Manşet enflasyon ve şeyleri. Şöyle direkt açıklayalım teker teker de üzerinden gidebiliriz. Şöyle ki yıllık bazda %12,15'lik bir artış var. Aylık ise %1,35'lik bir artıştan bahsediyoruz. Burada enflasyon rakamı Emre Hocam da yanında zaten eminim daha detaylı bir şekilde anlatacaktır. Ancak Emre Hocam pazar parasal programında 0,3 ile 0,5'lik bir artış beklediğini, arasında bir artış beklediğini söylemişti. Hatta hatırlatalım programı kaparken ben Emre Hocam'ın Kasım ayından beri tekrar tekrar vurguladığı konuyu da değinmiştim. 0,7'nin üzerinde aylık bazda bir enflasyon gelirse burada Merkez Bankası'nın alacağı önlemler dikkat çekecektir demişti. Bununla birlikte tekrarlayalım yıllık %12,15 aylık ise %1,35'lik bir artış var. Bu kalemler bazında baktığımız zaman yıllık en düşük artış %2,14 ile haberleşme grubunda gerçekleştiğini TÜİK açıklamış. Diyelim sözü tekrardan size bırakalım. Çok teşekkür ediyorum Nazlı Bolak. Siz 0,7'lerde bekliyordunuz. 1,35'ler. Yıllıkta 12'lerde. Hocam, İyi. İyi. Yani şöyle. Normalde İstanbul Ticaret Odası perakende fiyatlarıyla tüfe rakamları birbirine yakın çıkar. Giderdi. Yani öyle raydan çıktığı falan çok olmamıştır. Ya bu da şöyle bir şey. Hani tüfe rakamlarıyla ilgili hani bazı tartışmalar çıkıyor ya. Eziliyor, büzülüyor mu falan diye. Ben böyle bir şeyin olmayacağını ama ara sıra soruların değiştiğine dair de kanaatlerimi zaten söylüyordum. O da şimdi şöyle benim çok basit bir hesabım var. Excel tablosuna koyup dizdiğiniz zaman eğer yıl sonunda bizim enflasyonun 8,2 çıkması isteniyorsa hatta 0,74 değil 0,7'den bile düşük olması lazım her ay ki. Yani bizim böyle içimiz rahatlasın. Merkez Bankası da
gayet güzel hani faizleri en azından ufak ufak falan indirmeye devam etsin. Şimdi bu birinci raydan çıkış. Ben çünkü söylemiştim. Yani Kasım ayından beri hep uyarıyordum. Herhangi bir ay %1'in üzerinde çıkarsa bizim patikaya geri dönmemiz için ondan sonraki aylarda çok düşük hatta negatif enflasyonlar gerekiyor. Normalde bizim genel trendimiz diyelim 30 yıl içerisinde Haziran ve Temmuz aylarında bazen Ağustos'a da sarkıyor ama çok fazla olmuyor. Eksi enflasyon yaşamak. Niye? Çünkü faaliyetler yavaşlamış, tarımda bir bollaşma var vesaire. Biraz daha fiyatlar oturmuş oluyor. Ancak yani bu Ocak ayı da hani selamun aleyküm 1.35 yani çok da hoş olmadı onu söyleyeyim. Yani çünkü bundan sonra mesela bir tane daha 1.35 gelirse nasıl biz yani 8.2 yani tutturabilmemiz çok kolaydı. Çok şimdi kolaydı. Bugün mevduat faizini para yatırmış olan bir vatandaş %9 net faiz alıyor. Vergiler düşüldükten sonra. Şimdi bizim enflasyon %9. Yani beklenti enflasyonumuz yok öyle hesaplanmıyor. Beklenti enflasyonumuz da yıl sonu 10.04. Merkez Bankası'nda 8.2. Şimdi 8.2'ye bakarsanız hala reel kazanç var. Ama uzmanların beklentisine bakarsanız ki şu an itibariyle bu beklenti iyice bozulur. Bu rakamla beraber negatif reel faiz var. Şimdi birisi bana şöyle itiraz edebilir. Ya hoca ne faizi canım? Millet döviz kurunun hareketine bakıyor. Aslında dövizi bozdum TL'ye koydum. Bundan TL'den, sonra herkes dövize gider ama. TL'den dövize döndüm para kaybettim mi diye. Ama enflasyonla faiz arasındaki ilişkiyi de sert bir şekilde koparırsak bu sefer de döviz yükseliyor. Yani sebep sonuç ilişkileri birbirine doğru. Yakın. Dolayısıyla ben umutluydum şu açıdan. Dedim ki ya İTO ne çıkarsa tüfede ona yakın bir şey çıkıyor. Beyhan Hoca da söyler evet. Birazdan. Yani ama bu sefer öyle olmadı. İki katından fazla çıktı. 0.58'di. 0.58 deyince ben dedim ki hadi %0.30 ya da 0.50 yani taş çattı. En kötü ne olur dedim. Bak 11.2'den 11.5'ün üstüne biraz böyle esnetmiştim. Ya hiç önlük değil. Acayip bir şey çıktı. Yani bu ne demek biliyor musun? Bundan sonra biz nefes nefese her ayın başında enflasyon rakamını bekleyeceğiz ki 12 tane toplantıya arttırılmış olan bu para politikası kurulu toplantılarından çıkan sonucu da artışacağız. 12'ye çıkarıldı. Biliyorsunuz daha azdı. Şimdi 12'yi niye çıkardı? Çünkü bir ay eğer ıskalarsak hani ikincisine toplayalım diye. Şimdi ne 19 Şubat'ta ne karar verecek Merkez Bankası? Şimdi faizi falan düşüremez. Yok bundan sonra. Hayır çünkü beklenti anketleri değil mi hocam? Beyan hocam ay ortasında falan geliyor. Şimdi millet buna bakarak diyecek ki ne 10.04'ü biz 11'i yükselttik sene sonu beklentimizi dese. Ne olacak benim beklentimi söyleyeyim ben. 10.5 ile 11.5 arası bitiririz diyorum. İmsersiniz valla bence. Yok hayır düşer ama. Ha ama yani. Ama yani on, beklenti 8.2 ben hedef diyorum ki olmaz. Yani hedefi ıskalayacağız diyorum. Ben hedef. Burada bir noktalı virgül koyayım hocama vereyim. Ferhat'tan gene izin isteyeceğim ama geliyorum sana tabii. Da. Beyhan hocam yorumlar mısınız? Şimdi Emre hocamın söylediği çok doğru. Biz İTO geçim endeksine baktığımızda 0.58'lerdeydi. Bu rakamı ben de beklemiyordum. Tabii hocam bir de kompozisyonuna bakmak lazım. Şimdi birazcık hocamı dinlerken bir yandan da baktım. Neden artmış? Neden artmış acaba? Orada bir şey görüyorum. Ne olmuş da artmış gibi bakıyoruz. Bir yandan işte petrol fiyatlarındaki bu koronavirüse ona da ayrıntılı değineceğiz. Düşüşler söz konusu ama hala bir hareketlilik var ve Türkiye'de de en çok neye harcamışız, neyin fiyatı artmış diye baktığımda yine temel gıda ürünleri çıkıyor başta. Çekirdek. Yani çekirdek enflasyon çıkıyor. Aa, yükselmiş çekirdek haberiniz olsun. Evet hocam arada. Yükselmiş şimdi komisyon anlamını söyleyeyim. Hiçbir meyve çekirdeğinden küçük olamayacağına göre çekirdek enflasyonu yükselse enflasyonu yani kendisi temel ürünlerde kalacak. Ve şöyle bir şeye bakıyorum en çok fiyatı düşen şey yapan yani önce temel ürünlerin fiyatları ve temel ihtiyaçlarımız olan şeylerin fiyatları artmış. Hani daha erteleyebileceğimiz şeylerin fiyatları daha az artmış. Doğru. Ya bu sefer zaten bu da direkt olarak ya biraz mevsimsel etki var. Ben Emre hocamın söylemiş olduğuna katılıyorum. Hani biz yaz aylarında biraz daha düşük görürüz o artış hızı. Ama kış aylarındaki bu mevsimsel etkilerin de yine de beklenilenin üzerinde ve hedef tutturulması açısından bundan sonra Merkez Bankası faiz indirimini şöyle yapmaya başladı. Enflasyonun artış hızı düşmeye başlayınca evet ben de faizi düşürebilirim diye düşündü. Şimdi bu gerçekleşti fakat daha ilk aydan bu artış hızının bu kadar yüksek olması Merkez Bankası'nın bazı önlemlerine devam edecek ki geçtiğimiz ayda konuşulan şey yine aslında o sıkı para politikasına tedbirlere devam edileceği yönündeydi. Ben Nazlı Hanım'ın programında dedim ki evet. Vallahi pas bile geçebilir dedim yani bu ay. Çünkü 12 tane toplantı olduğuna göre Mart'ta bakarız. Yani. Ama siyasetin baskısı, piyasanın baskısı üst üste geldi mi? Beyan hocam yani bu çok zor.
Ben dedim ki 2020 ama Merkez faiz Bankası kararı alınabilir. Yani evet. Bir değişiklik yapmasını öngörüyoruz. 25 bas puan bile indirse şu an şununla, siz söyleyin Beyhan Hocam, ne olur? Ne olur? Tartışma yani, çıkar. Yani bir de çok... hocam şöyle bir şey var. 2019 yılı değerlendirmesinde Sayın Berat Albayrak şöyle bir şey söyledi. Yani düşük faizler rekabetçi kurlar dedi. Şimdi rekabetçi kur dendiği andan itibaren bu aslında biraz kurlar artabilir zaman zaman. Tabii. Sonra da azalabilir ama Merkez Bankası buna dönem dönem müdahale tabii edecek. Ama enflasyona bakacağız, ona göre şekil alacağız. Söyleyeyim mi? En çok artanları. Söz konusu. Bakın, alkollü içecekler ve tütün. Niye zaten sürekli üst üste vergi geliyor? Vergi. Eğitim %15.01. Çeşitli mal ve hizmetler %15. Konut %15. Sağlık %14. Lokanta otel %14. Hep vergi gelen. Hep vergi gelen, evet. Ondan, ulaştırma %12.95. Vergi. Onlara da biliyorsunuz yeni oldu. Gıda ve alkolsüz içecekler var. Gıda da %10. Yani hocamın dediği gibi, yani mecburen her ay mevsimine bakmaksızın, evet, satın almak zorunda olduğumuz şeyler bunlar. Ev eşyası %8, giyim ayakkabı %6, eğlence kültürü %6, haberleşme %2. Yani şimdi bunlar yani gayet zaten... Bir de mesela enflasyon dediğimiz şey aslında hocam, Hocamın dediği gibi yani 40-50 tane ürünü koyuyoruz. Evet, bunlara bakıyoruz ama bizim için önemli olan çekirdek enflasyonu. Tabii. Yani o tüketmek zorunda 418 mala bakmayız biz. Bizi ilgilendiren doğrudan daha çok çekirdek enflasyondur. Çünkü kişinin hayatına devam ettirdiği, idame ettirdiği işte yemektir, barınmadır. Belki kiradır, giyinmeyi bile ikinci plana atıyoruz. Tabii, tabii. Baktığımızda işte etekler, pantolonlar en az fiyatları değişen şeyler oluyor. İndirim sezonu da yavaştan açıldı. Evet, onun için yani, düşüş negatif de gelebilir ama yetmiyor yani. Belli kişi rakamı aşağı çekmeye çünkü yetmiyor. Vergiler orada ön bazı kalemlerde çıkıyor. Başlayan indirim. Vergiler ön plana çıkıyor. Yani enflasyonu düşürmek, mal ve hizmet üretiminin maliyetini düşürerek onları rasyonel fiyattan vatandaşa satmaya ikna etmektir. Yani anlatabildim mi? Şey değil mi? Hissetmektir yani artık yani pek şöyle, az. Neden? Çünkü hocamın da dediği gibi gelecekte bu fiyatların düşmeyeceğini eğer kendini ikna ederse olumsuz bir şekilde bunu doğrudan fiyatlarına yansıtır üretici. Talep eden de davranışına yansıtır. Tüketimini erteler. İşte bizi korkutan o. Yani tüketim ertelenirken fiyat yükseliyorsa durgunluk içinde enflasyon olur. Biz bunu sevmeyiz. Ve en tehlikelisidir hocam. Biz ekonomistler hiç hoşlanmayız. Tehlikelisidir bu. Yani beklentiyi doğru yönetmek burada önemli. Söylediğinin çıkması Merkez Bankası'nın. Şimdi 8.2 nereye? %12 nereye? Peki bunlara birazdan geri dönelim ama sevgili Ferhat'ın çok uzun zamandır bekliyor. Hem de bu İdlib meselesinde, Rusya meselesinde konuşacak da çok şey var. Gider ayak Sayın Cumhurbaşkanı Hamas lideriyle de görüştüğünü söyledi. Yani 3-4 tane böyle kırmızı manşet vererek gitti Ukrayna'ya. Rusya ile yaşanan sıkıntının daha büyük bir şeye evrilme riski görüyor musun ben? Vallahi yahu Özgürt, bu İdlib meselesi bizim bıçak sırtı götürdüğümüz bir süredir bir mesele. Hep söylüyoruz, söyledik. Mikro Suriye haline gelmiş. Özellikle Doğu Guta ve Halep'ten olan göçlerle rejimin kimyasal saldırılarından ötürü. Metrekareye herhalde Gazze'den sonra en fazla nüfusun düştüğü yer İdlib. Ve bize de bir olası işte göçmen baskısı içeren bir yer. Terör örgütleri var HTŞ'den başlayarak. Türkiye bunları vakitlice terör örgütü olarak kabul etti ve Rusya ile Astana ruhunun gereği olarak bir anlaşma yapıldı. Şimdi anlaşma başlarda da biraz bıçak sırtı bir işti açıkçası. Periferisinde Rus kuvvetlerinin, silahlı kuvvetlerinin, işte merkezinde Türkiye'nin olduğu, önce 8 biliyorsun, ondan sonra 12 gözlem noktası kuruldu. Rejim geçen sene Haziran ayında da yine benzer saldırılar yaptı. Şükür o zaman şehidimiz yoktu diye hatırlıyorum. Yoktu. Şimdi 4 şehidimiz var. Şimdi bu İdlib meselesi nasıl çözülür sorusu Suriye İç Savaşı'nın kördüğüm haline gelmiş. Suriye İç Savaşı'nda nasıl çözüleceğinin göstergesi. Savaşın başladığı yer Cisre Şuur'da Mart 2011'deki işte gösterilerden sonra Haziran 2011'de ilk silahlı karşılığın rejime verildiği yer. Dolayısıyla rejimin hedeflediği bir yer. Rejimin bir hırs haline getirdiği, özellikle Halep'in alınmasından sonra ben bu İdlib'i de halledersem bu savaşı lehime çeviririm. Zaten PYD, PKK meselesi, Fırat'ın kuzeydoğusu, ya daha doğrusu Suriye'nin kuzeydoğusu, Fırat'ın doğusunda Türkiye'nin de destek vereceği, halledebileceğim bir şey olarak bakıyor. Şu an öncelikli meselesi değil. ABD varken Fırat'ın doğusunu çok düşünmez rejim. Doğru. Şimdi bu nasıl olacak? Hocam söyledi, evet, aslında Ukrayna ile ilişkilerimiz, ya Rusya ile çok
hassas bir ittifak sürecinin içindeyiz. Konjonktürel ittifak. Bunlar böyle sağlam, başı sonu belli, her koşulda yürüyecek ittifaklar değil. Ama mesela işte nükleer anlaşmadan tutun S-400'e. Hakikaten NATO içinde başka hiçbir ülkenin beceremeyeceği, başaramayacağı bir takım stratejik ittifaklar sürecini işletiyoruz. Ama öte yandan Kırım'ı, mesela NATO'nun genel konsepti gereği Kırım'ın ilhakını tanımıyoruz. Biz kendi öz değerlerimizden ötürü de tanımıyoruz. Böyle bir durum söz konusu. Ukrayna ilişkilerimiz iyi. Sayın Cumhurbaşkanı yolda gelirken dinledim. İşte ticaret hacminde artış var. 5 milyar dolar. Fazlası hedefleniyor. 10 milyar dolar vesaire. Bildiğim kadarıyla savunma sanayi ürünü falan da veriyoruz biz. Biraz ona giriyor iş galiba zaten. Önce de verdik. Evet yani. Silahsız şey değil mi? Şey verdik. İHA. Silahlar verdik. Evet, SİHA vermiş olmamız lazım. Şimdi doğuda zaten durum malum. Kırım'ın ilhakı 2014'te 18 Mart 2014'teki bir ilhaktır. Bu arada Kırım Kefe yani Feodosia bu veba virüsünün içinden gelip yayıldığı yer. Onu ayrıyeten koronavirüs meselesinde konuşuruz. Benim dünkü yazımda vardı. Kırım bu anlamda Türkiye için her zaman tarihi öneme de haiz bir yer. Kırım Hanlığı üzerinden. Orada işte Tatar nüfusu var. Benim de gidip ziyaret ettiğim, üzerine yazı yazdığım bir yer. Dolayısıyla Türkiye'nin bu konuda çizgisi değişmez. Bundan da rahatsızlar. Suriye'de İdlib meselesi Ahu Özgürt, yani bu rejimle bir noktaya kadar tırmanıp ondan sonra yine Moskova'nın kontrolünde yükseltilen bir şey bu. Türkiye'ye bir baskı var. Şu örgütleri artık çıkar. Bazen insanın aklına şu geliyor hocam ya. Hakikaten Fırat Kalkanı'nda, Zeytin Dalı'nda biz bayağı özellikle Fırat Kalkanı'nda dünyaya meydan okuyarak yaptık bu işi. Evet. Ya böyle anlaşmayla falan değil de toptan biz mi girsek halletseydik? Türkiye bunu çok en başta istemedi. Yani bir takım alan temizliğini kendi Türk Silahlı Kuvvetleri veya Özgür Suriye Ordusu öncelikle tabii. Oradaki temel öncelik Özgür Suriye Ordusu'nun sahada olması. İşgalci olmamaya çalışıyoruz. Biraz evet. O hassasiyet var. O hassasiyet var hocam. Onun da ötesinde sorun yani bizim meselemiz değil. Tamam, PKK bizim meselemiz. Tabii ki DH bizim meselemizdi. Fırat Kalkanı'nda ne yaptık? Zeytin Dalı'nda Rusların bir Rus komutana atfedilen meşhur bir laf var. Zeytin Dalı'ndan sonra şehit verince Türkiye yandık şimdi demiş. Niye demişler? Türkiye askerinin kanı döküldüğü yerden çıkmaz diye. Burada temel mesele Türkiye'nin girdiği yerden nasıl çıkacağı. İşte onlar için öyle. NATO için de öyle ama bu işi en çok sevinen ABD, açık söyleyeyim. Ya evet, ben de aynı şeyi düşünüyorum. Ne var? Çok Jim seviniyor. Jeffrey 800 bin kişi geliyor diyor. Bir böyle bir ver gazı. Onların canına minnet daha özür. Niye? Çünkü İdlib anlaşmasının, bu bıçak sırtı anlaşmanın Rusya ile ittifakının mihenk taşı ve daha doğrusu en hassas noktası olduğunu biliyorlar. Burada bir çatlama, çatırdama, bir çökme onların çok işine gelecek. Daha önce HTŞ ve diğer unsurları, El-Kaide'ye müzahir grupları nasıl örgütlüyorlardı? Gerek Birleşik Arap Emirlikleri üzerinden, gerek Suud üzerinden vekalet savaşıyla Türkiye'ye karşı kışkırtan biliyorsunuz bir takım saldırılar oldu. Evet. Dolayısıyla ABD, İdlib'de Rus-Türkiye ittifakı, Astana ruhu İran'da dahil edersek ki İdlib Rusya ile Türkiye arasında bir mesele, tabii rejim de var. Bunun çökmesine o kadar memnun olurlar ki. Ben yine de çok çok büyük bir risk görmüyorum askerlerimize. Ya yani şöyle bir risk. Bundan sonrası için daha büyük bir çatışma ve daha büyük bir misliyle karşılığı verilmiş. Sayın Cumhurbaşkanı rakam da verdiler. 30-35, en son 40-45 galiba rejim askeri. Türkiye bunun karşılığını her türlü verir ama orada bir askerimizin bile şehadete ermesi bizim için bir üzüntü kaynağı. Yakınlarına başsağlığı dileyelim. Şehitlerimize Allah'tan rahmet dileyelim. Ben belli bir marjda bu gerilimin artacağını ve ondan sonra İdlib'in henüz o ne diyelim tam bir gerilimli alan, o gerilimin üst noktasına tırmanıp hep böyle bir belli bir kontrolde rejimin güneyden baskılamalarıyla erişiyor ama son çözümü sağlayacak bir noktaya gelmiyor. HTŞ'nin vesaire tasfiyesinden sonra, ki kolay işte değildir. Doğru. Yani nasıl diyeyim, samanlıkta iğne arayacaksınız. Evet. Bir sürü sivil unsurun arasında silahlı gruplar her biri ayrı bir yeri domine ediyor. Aileleri var vesaire. Tabii. Tuhaf bir iş, kolay bir iş değil kesinlikle ama hiç olmayacak bir iş de değil, onu söyleyeyim. Rusya'nın ve rejimin bu ne diyelim Türkiye'ye işte başka sebeplerden ötürü daha doğrusu Moskova'nın rejimi kullanması saldırılarla azaldıkça Türkiye bu işi daha farklı bir şekilde çözecek. Belki doğrudan müdahale gerekecek ama şu anda rejimle doğrudan karşı karşıyayız. Türkiye hiçbir zaman şunu istemedi, bakın. Ben hani istihbarat kaynaklarında hep söylediği bir şey.
Barış Pınarı'nda da ya doğrudan biz hiçbir çatışmaya girmedik. Yani rejim kuvvetleriyle doğrudan bir çatışma Türk askerinin... IŞİD vardı, PKK vardı. Evet, IŞİD, PKK bizim oradaki önceliğimiz o. Rejim oranın sonuçta sahibi tırnak içinde. Doğrudan bir çatışma şeyine girmediğimiz için, işgalci pozisyona düşmemek için buna çok hassasiyet gösterdik. Ama rejim vurduğu zaman da misili tabii ki karşılığını vereceğiz. İdlib konusu biraz daha gündemi meşgul edecek gibi görünüyor. Daha yoğunlaşarak... Ve biz de buraya göç biraz daha... Göç sorunu bir de. Yani göç sorunu zaten temel sorunlardan yani biri. Yarım milyondan fazla kişinin göç edeceği söyleniyor. Toplamda 4 milyon civarı insan var. Yarım milyon risk ilk anda. Ya sırf Atme kampında 1,5 milyon insan var. Hemen Reyhanlı'ya yaslanan bir yer yani. Doğru. Çok acayip bir şey. Dolayısıyla bilmiyorum bu İdlib meselesi. Bir süre daha bizi meşgul edecek gibi görünüyor açıkçası. Şimdi biz bir süredir bundan hani büyük askerlerimiz için büyük üzüntü duyuyoruz. Yaralılarımız da var ama dediğim gibi Afluar'ın söylediği yani kontrol noktalarının kendileri hedef alındı zannediyorduk. İçeriye giren yeni konvoy hedef alınmış anladığımız kadarıyla. Kuzeyden güneye ilerleyen Suriye ordusunun durdurulacağını anladı rejim tabii tarafı. Oradan bir şey yapmaya çalışıyorum. Ben Türk ordusunu zaten böyle durduramayacaklarını bildiklerine eminim. Bence de. Bu tamamen bizim bölgede Rusya'nın çıkarlarına karşı doğru bir şekilde bir duruşumuz var. Bu doğrudan doğruya Rusların bize bir uyarısı. Ben size net söyleyeyim yani. Çok çok net ama bu yani. Çünkü normalde biz üstadımın da dediği gibi hiç öyle kafa kafaya gelmedik ki rejim tarafıyla. Yani hiç bu zamana kadar böyle belki bir şey... de galiba rejim bunu istiyor. Artık beni muhatap aldı. Ya rejim kendi bir şey yapıyor kendi ve şöyle, çok sert bir intihar etmiş olur. Bu intiharına davetiye çıkarır. Şey demiş, Ruslar gazlamışlar arkadan. Demişler git merak etme bir şey yapamazlar. Biz varız arkada araya gireriz diye ama Sayın Cumhurbaşkanı diyor ki sen çekil aradan diyor. Biz doğrudan diyor rejimi. Muhatap aldık. Bunu yapanı rejim olarak hani sen olarak kabul edersek bak daha fena olur. Getiriyor. Yani şunu da herkes bilsin. Türklerin Ruslardan falan bir korkusu da yok ya. Yani. Amerikalıların var ama. Amerikalılar tuvalete giderken bile acaba Ruslar bununla ilgili ne düşünür diye bakarlar. Ama biz bakmayız. Biz Amerika'ya da bakmayız. Onu söyleyeyim. Yani burada bakın yanlış bir adım atıldı. Yani gerçekten bu çok ölçülmüş, biçilmiş, doğru düşünülmüş bir adım değil. Dört askerimizin şehit edilmesinin sonucunda bence Ukrayna dahil olmak üzere Rusya birçok yerde zemin kaybedecek. Yani Putin de herkes bir tanrılaştırıyor. Ondan sonra hata yapar. Yok, yaptı da, çok da yaptı. Da, yani. Kabine değişikliği var. İçeride bir şeyler var. Çok da yaptı. Yani. Ama yani bu tip rejimlerin de sonu gelsin artık. Yani adam şey kendimizi bildiğimiz bileli. Hani Putin'i görüyoruz 1990'lardan beri. Ben borçlarımı ödemeyeceğim Paris Kulübü düşünsün dediğinden beri dünyayı sürekli sıkıntıya sokuyor. Of. Sizin de güzel söyleşisini yaptığınız Frederick Forsyth'ın son kitabı Fox'ta bakın aslında gerçek Putin'i anlatıyor. Evet. Yani orada yani güzel anlatıyor. İsim vermeden anlatıyor nasıl bir adam olduğunu. Yani bak başımızı belaya sokacak burada. Kendi başını da belaya sokacak. Çünkü kendisinin rejiminin de sonunun geldiğini biliyor. Yani etrafı karıştırıyor. Bir Beyhan Hocam bir şeyler söylemek istiyor ama yönetmenimden rica edeyim. Az evvel bana demişti ki Abdülhar'ın tweetini ekrana belki verebilirim. Bola veremeyiz ama ekrana verebiliriz. Bir dakika içinde yapacaklar. Orada başka bir şey görüyoruz çünkü. Yani bahsettiği bir tır ve bir çekici hedef alındı diyor. Ana yol üzerinden giden belli ki bir konvoy işaretlediği bir yer var. Bu M4 karayolu üzerinden giren unsurlarımız, dün gece itibariyle giren unsurumuz hedef alınmış. Beyhan Hocam siz bir şeyler daha eklemek isterdiniz. Şimdi tabii ki burada bir de şey var. Yani üzerine düşünülmüş bir şey de olabilir. Yani tamamen bir Emre Hocam'ın söylemiş olduğu gibi. Yani biz çok üzerine düşünülmüş bir şey de olabilir ama hiç düşünülmeden yapılmış bir şey de olabilir. Yani bir taciz ateşi de olabilir. Ya da o anda Rusya desteklemiştir ama burada tabii Suriye güçlerinin ben biraz daha ön planda olduğunu düşünüyorum. Ama ben Rusya ile özellikle Türkiye'nin mutlaka bir diplomatik süreç içerisinde bunu yöneteceklerini düşünüyorum. Yani evet aradan çıkın dedi Cumhurbaşkanı ama bir yandan bence Rusya'yla da görüşmeler devam ederek en azından oradaki güçlere olan desteğini kesmek, direkt olarak
Bu saldırıyı yapanlarla Türkiye'nin karşı karşıya gelmesi ve özellikle Rusya'nın da bu güçlere desteğinin kesilmesi konusunda Rusya'yla mutlaka bir mutabakat içinde olacağını düşünüyorum. Yani bu gerginliğin sonu S-400 füzeleriyle kadar uzanır. Haberiniz olsun. Evet. Biraz yani işte onun için Ferhat'ın tezine geliyor. Amerika ellerini ovuşturuyor. Çok da Amerika. Aynı fikirde. Çok acayip. Hani hakikaten olacak şey değil ama hepsi bütün taşları aynı anda, bütün domino taşları aynı anda düşebiliyor. O harita herhalde hazırmış yönetmenim, sevgili yönetmenim, bir uyarı. Bu Sayın Abdullah'ın tweette kullandığı harita, bu arkamızdaki geçen hafta Sedat Ergin'in köşesinde yazdığı harita. Şehir haritası bu, onu ekrana verebiliyoruz. Arkanızda göremeyebilirsiniz konuklar. Yuvarlak içine alınan bölge hedef alınmış anladığımız kadarıyla. Kaçıncı gözlem noktası? 4'e mi? 6-7. Şu taraftakiler 7. Yani o turuncu gözükenler 7 ama gözlem noktasının kendisi mi hedef alınmış tam olarak? Yoksa ona giden konvoy. Bir konvoy mu hedef alınmış? Konvoy sanırım. Şu yani. En doğudakiler 7 ve 8 benim bildiğim veya 6-7 Serakip'teki. Şu hat üzerinde M4 yazıyor ya burada arkamızdaki haritada. O yol üzerinde devam eden 7'ye en yakın 7. O çekici değildi herhalde. Yani 7'ye doğru gitmekte olan Faun tank taşıyıcıdır büyük ihtimalle. Çünkü karayolundan tankları en rahat idare edip 2 tane onları tank taşıyorlardı. Tank taşıyıcı var. Faun büyüktür o aletler. O yüzden şehit sayımızın da hani çok 4 olmasının ona da yanıt verir. Bir Aydın Sezer'e, Ferhat'a geleceğim ama bir telefon hattımızda Sayın Aydın Sezer var. Günaydın efendim. Duyabiliyor musunuz beni? Duyabildi mi? İyi yayınlar diliyorum Aha Hanım. Duyabiliyorum sizi. Çok teşekkür ederim efendim. Bir süredir yükselen bir gerilim vardı. Bir Elbap'ın bombalanmasıyla başlayan, hava taarruzuyla başlayan bir tansiyon yükseldi. Ama ilk defa Türkiye ve Suriye rejim güçleri karşı karşıya. Bundan sonrası sizin tahmininizce Rusya'nın devreye girmesi şeklinde mi ilerler? Yoksa ne göreceğiz? Öncelikle bu saldırının Rusya'nın bilgisi dışında yapıldığını düşünmüyorum. Bir defa bununla kesinlikle. Burada Rusya açısından bakıldığında, Rusya perspektifiyle bakıldığında bence Türkiye'ye ciddi bir mesaj verildiğini düşünüyorum. İdlib'de bundan sonraki süreçte Rusya'nın da Esad ordusunun da İdlib'in temizliği konusunda, İdlib'in teröristlerden temizliği konusunda kararlı olduğunun altı çiziliyor. Öncelikle bu var. Fakat buna rağmen Rusya şu ana kadar resmi bir açıklama yapmadığı gibi Rus medyası da bu gelişmeleri Türk medyasından alıntılarla bizim Milli Savunma Bakanlığımızın açıklamalarına atıfla veriyor. Bu da şunu gösteriyor. Rusya taraflar arasında, Türkiye ile Rusya arasındaki temasların devam edeceğinin işaretini veriyor. Bunu zaten Sayın Cumhurbaşkanı da sabahki basın toplantısında açıkça ifade etti ve bu gelişmeyle ilgili olarak asıl muhatabımızın Rusya olmadığını ifade etti. Yani Türk tarafında da tansiyonun artırılmamasına yönelik özel bir çaba olduğunu görüyorum. Uçak krizinde olduğu gibi Rusya tarafının henüz sessiz kalmasını ve Türk tarafının da resmi açıklamalarla Rusya'yı açıkça hedef tahtasına koymamasını ben şahsen olumlu bir değerlendirme olarak düşünüyorum. Tabii İdlib konusu yeni bir konu değil. 2017 Mayıs ayından beri devam eden bir konu. Özellikle Astana süreci ve yine Soçi mutabakatıyla Rusya'nın Türkiye'den beklentileriyle Türkiye'nin Rusya'dan beklentileri arasında giderek açılan büyük bir fark ortaya çıktı. Rusya her zaman terörle mücadele konusunu ön plana çıkartıyor. Onu Birleşmiş Milletler 2254 sayılı kararına dayandırarak belirtiyor. İdlib'deki ateşkesin teröristleri kapsamadığını vurguluyor. Türkiye ise çok haklı ve doğal olarak sınıra yönelik bir göç tehdidi ve sivil can kayıplarını öne sürerek bölgede bir harekat tarzı
koymaya çalışıyor. Ama ne yazık ki Türkiye'nin bugüne kadar İdlib'le ilgili söylemlerinin tümü, ki altını çizerek söylüyorum, haklı söylemlerinin tümü yazıya, kağıda, anlaşmaya dökülemedi maalesef. Rus tarafı daha önce yapılan protokollerde ve mutabakatlarda terörle mücadele konusunu silahlı, ızınlı silahlı muhalefetle tamamen ayırt eden bir anlayışla masaya getirdi. Dolayısıyla taraflar arasında taban tabana zıt bir görüş farklılığı var. Peki bizim bu arada, buna da kısa yanıt alabilirsem efendim, bizim de bu arada bölgede gözlem noktalarımızı arttırmak falan gibi niyetlerimiz var. Bu saatten sonra bu mümkün müdür? Veya hani onların yerleri belki biraz daha değişmeli midir? Gözlem noktaları meselesi potansiyel sıkıntı yaratmasın askerlerimiz için. Şimdi Aha Hanım, 2018-17 Eylül tarihli Soçi mutabakatında M4-M5 karayolunun trafiğe açılmasıyla ilgili yüklendiğimiz taahhütler var. Hı hı. Şu andaki zaten çatışmaların yoğunlaştığı bölge de Serakin kasabası etrafında, hı hı, ve bizim orada bir gözetleme kulesi veya birliklerimizi takviye etme çabamız var. Evet, sahadaki gelişmeler gösteriyor ki Türkiye'nin kararlı tutumu ve bunun karşılığında da Rusya ve rejimin, Esad'ın kararlı tutumu giderek gerilimin, tansiyonun daha da artacağını gösteriyordu dün akşama kadar. Yani bu şehit olayına kadar bunu gösteriyordu. Şehit olayıyla birlikte, şehitlerimizle birlikte maalesef bu can kayıplarıyla birlikte bunun ben bir dönüm noktası olduğunu da düşünüyorum. Her iki taraf açısından da Astana'yı olmasa bile statükoyu koruma adına bir nefes alma fırsatı tanıdığını düşünüyorum. Hı. Ama eğer her iki tarafta kendi tutumlarında bu kararlılıkla devam edecek olurlarsa hiç şüphesiz maalesef çok daha ciddi sonuçlarla karşı karşıya kalacağız. Sadece bizim açımızdan değil, bu Esad ordusu açısından da, Rusya'nın askeri varlığı açısından da böyle olacak maalesef. Teşekkür ediyoruz efendim, sağ olun. Önemli yorumlar sevgili Aydın Sezer. Yeni görüntüler bu arada Türk ordusunun dünkü saldırı sonrasında yaptığı karşılığı görüyoruz, fırtına obüsleriyle muhtemelen. Ateş gücü anlamında tabii ki hani çok ötesindeyiz. Birazcık da onu gösteriyor. Türkiye ona da güveniyor ama Ferhat, dediğin gibi Aydın Sezer'e katılır mısın? Bu bir fırsat olup bir şeye dönüşebilir mi? Yoksa Türkiye vallahi çok pozisyonda. Ah Özgürt, şimdi Rusya ile onun Suriye sahasına indiği Ekim 2015'ten bu tarafa her süreçte, her krizde bir adım daha ileri gidebildik. Hı hı. Bunun asıl şeyi, miladı 24 Kasım 2015'teki işte bir öğretmenler gününde uçaklarının düşmesi ve ondan sonra ilişkilerin bir şekilde hızlıca tamir edilmesi süreci. Aslında çok enteresan biçimde bizim NATO çizgisinden ilk kez bu kadar tarihimizde belki ayrılarak S-400 dahil stratejik diyebileceğimiz anlaşma sürecine girmemizin miladı da odur. Yani bir o, tabii, iki 15 Temmuz. 15 Temmuz, doğru. 15 Temmuz olmasa bu derece yakınlaşıp, bu derece cesaret de gösterip açıkçası. Çünkü yani cesaretten kasıt şu, Türk milleti her zaman cesaretli ama uluslararası bağlamda diplomatik süreçleri bertaraf edip bir kenara bırakıp tamam masadayım ama yeter artık diyerek Fırat Kalkanı ile Suriye sahasına girmesidir bizim. Zaten 2015-2016 aralığında biz Suriye sahasından uzak tutulmak için her şey yapıldı. Hendek kalkışmalar oldu. FETÖ'nün saldırısını gördük işte 15 Temmuz'da, daha haricinde DEAŞ'ın saldırıları vardı. O 2015-2016 aralığı, yıllardır terör üzerine çalışan bir gazeteci olarak bu kadar sistematik, bu kadar yoğun, bu kadar çok kayıp verdiğimiz bir dönem olmamıştır açıkçası. Çok korkunç bir dönemdi. Bir dönem sonuncusu da 15 Temmuz'dan sonra da devam etti ama Fırat kalkanıyla kademe kademe azalmaya başladı. Çünkü ondan sonra şu stratejiye yöneldik. Biz kendi yuvamızda, kendi evimizde, Anadolu'da, Türkiye'de karşılamayacağız bu saldırıları. Artık bir adım ötesine geçiyoruz. Şimdi Rusya ile ittifak hassas dengeler üzerine ilerleyen ama makro düzlemde çok önemli unsurları olan bir ittifak. Yani S-400 meselesi, işte nükleer santral hikayesi gibi
bu ittifakın asıl temel unsurları başta S-400 olmak üzere bunlar çok önemli. Ve fakat Rusya ile sahada sıkıntı yaşıyoruz işte rejimi, şimdi ben baktım az önce hani kaybımız yok dedim ama 24 Kasım 2016'da özellikle seçilmiş bir tarihte, uçakların düştüğü tarihte saldırıları var hocam. Doğru. 3 askerimiz doğru. Şehit, 10 askerimiz o zaman yaralı, yani rejim üzerinden yine yapıyorlar. Rusya bunu yapıyor, özellikle sembolik tarihler de seçebiliyor. Tabii, tabii. Kendi uçağının düşmesine atfen. Yani bu tabii temel mesele burada Astana Soçi sürecinin devam etmesi. İdlib, artık şöyle düşünmek istiyorum ben İdlib'le ilgili, yıllardır hani orada bir özellikle Mayıs 2017'den beri işleyen bir süreç ama çok birikmiş bir enerji var. Kördüğün noktası hani böyle gecenin en karanlık anı, sabaha en yakın andır falan diye iyimser düşünmek istiyorum İdlib'le ilgili. Çünkü bu mesele çözülmeden belli ki Suriye iç savaşı hallolmayacak. Suriye'nin kuzey doğusu da çok temel bir mesele. Belki de Suriye iç savaşının Armagedon'u nitelendirmesini yapıyorum ben. Barış Pınarı'yla bir başlandı. Doğru. ABD unsuru var orada. ABD faktörü var daha doğrusu. Şimdi kuyunun başına dikmiş PKK'lıyı. Bu da benim askerim diyor. Ben de buradan çekilmiyorum. Şuraya, şu güneyde şu hatta çekildim. Rakka'ya çekildim. Bunun ötesine geçmiyorum dediği zaman problem olmaya başlıyor. Yoksa PKK tek başına hiçbir şey, yani her türlü Türk ordusu ezer geçer. Rejim de aslında ezer geçer. Doğru. Ya ben hep şunu düşündüm. Ya toprak bütünlüğü, üniter yapı, Astana'dan bu tarafa bizim ve Rusya'nın yani fikir birliği içinde olduğu konu. Bunun tesisi için PKK'yla rejimin savaşma gücü, potansiyeli, önceliği nedir? Adamlar İdlib'i öncelemişler. İdlib de İdlib diyor. Ya tamam İdlib. Yani HTŞ var. Yani dediğim gibi Türkiye çok böyle hassas bir cerrahi operasyonla bu süreci yürütmesi gerekiyor. Böyle bir görev atfedilmiş Türkiye. Halbuki böyle bir görevi yok Türkiye'nin. Türkiye orada bir askeri operasyon. Hani rejim, daha doğrusu Rusya'nın Türkiye'den beklentisi şu. O silahlı unsurların silahsızlandırılması. Adam terörist silah bırakmıyor. Siz de terörist addediyorsunuz. O zaman harekat mı yapacaksınız? Türkiye de böyle bir şey içinde değil. Rejimin önceliği Fırat'ın doğusu olmadı. Hiçbir zaman hemen şu çok kısa vadede önceliği olmayacak gibi de görünüyor. Ben bunu da bir temel sorun olarak görüyorum ve yani İdlib meselesi kör düğüm oldukça, Suriye buraya öncelik verdikçe, Türkiye'yi bu konuda sıkıştırmaya çalıştıkça, başladıkça ondan sonra işte doğrudan karşı karşıya gelmeler söz konusu olacak ve biz cevap vereceğiz. Ben bunun Rusya ile masaya oturulup bir şekilde hallolacağını düşünüyorum. Düşünüyorum ama öyle ya da böyle İdlib meselesi çözüme doğru gitmek zorunda. Çözülmezse hem oradaki yoğun sivil nüfus, hem işte silahlı terörist varlığı, HTŞ ve El-Kaide unsurları, bunun tasfiyesi çok kolay olmayacak. Astana Soçi sürecinin ruh olarak, yani o ruh dediğimiz şey bir şekilde Astana Suriye'nin toprak bütünlüğüne, üniter yapısına tabii vurgu yapan bir şeydi. ABD'nin ve diğer batılı bileşenlerin işine gelmeyen bir şeydi. Arka planda bozmaya çalıştığı bir şey. Rusya ile Türkiye bu konuda fikir birliği içinde hareket etmeye devam edecek ama rejimin bu tür saldırılarına Türkiye çok sert yanıt vereceğini göstermiş oldu. Ben uçak krizinden bu tarafa en büyük kriz demiyorum ama hani büyük krizlerden biri açıkçası. İdlib'in artık çözüm raddesine geldi. Bundan tabii sonra bu marjın zorlanamayacağını, İdlib çok fazla şey kaldırmaz, çok fazla gerilim kaldırmaz. Patlamaya hazır bir saatli bomba gibi açıkçası. Bu yüzden Türkiye'nin, Rusya'nın tekrar masaya oturup bu konuyu etraflı biçimde halletmesi gerekiyor. Yani bilemiyorum, hani ben Türkiye'nin önceliği bu konuda, Türkiye böyle bir misyonu kendine biçmiş değil ama bir İdlib, Fırat Kalkanı veya Zeytin Dalı alanı gibi olsa, sadece Türkiye'ye kalsa durum daha farklı olabilirdi. Olabilir, doğru. Böyle bir ortak yaptığınız işlerde, hocam ekonomiden bilir, ortak işlerde her zaman bir şey meselesi oluyor. İradenin ortaya konulması, sorun çözme kapasiteniz azalıyor. Ben tabii Türkiye'nin böyle bir misyon olduğunu söylemek istemiyorum. Fakat sonuçta bizim askerimiz orada, Mehmetçik orada. Öngörülenden fazla sayıda belki orada. Bilinenden, evet. Kamuoyunun bildiğinden daha fazla. Dolayısıyla biz artık İdlib'e angajeyiz. Oraya nihayetinde askerimiz gözlem noktası olarak da ayak basmıştır. Dolayısıyla bizim güven, kendimizi, askerimizi güven içinde hissetmesi gereken bir alan. Dolayısıyla burada artık Rusya ile konuşup rejimin saldırılarını da bertaraf edip asayiş berkemal pozisyona gelmesi gerekiyor İdlib'in. Peki, bir kısacık nefes alıp sonra ekonomiyle, koronavirüsüyle devam edelim o zaman.
Ondan 12'ye devam ediyoruz. Sabah saatlerinde gelen, aslında gece başlayan çatışmayı konuşuyoruz. 4 şehidimiz var, 9 da askerimiz yaralı. Rejim güçleriyle Türk Silahlı Kuvvetleri ilk kez bu denli ciddi karşı karşıya gelmiş gözüküyor. Türkiye muhtemelen çok üstün bir ateş gücüyle yanıt verdi. Şimdi bundan sonra ne olacak? Bir Beyhan Hocama sorayım, sonra Emre Hocama sorayım. Sizin şimdi, tahminleriniz birazcık da... Oradaki hareketliliğin ben devam edeceğini düşünüyorum. Öyle. Şöyle devam edecek. Tabii ki şimdi Türkiye'nin koyacağı sert hamle sonrasında oradaki rejim güçleriyle tabii ki bir sıcak temas yaşanacaktır diye düşünüyorum. Çünkü Türkiye bakıldığı zaman tarihsel boyutta da daha önce yapılmış olan tüm özellikle askeri söz konusu olduğunda karşılık veriyor. Fakat ben biraz önce de özellikle belirtmiş olduğum gibi şimdi buradaki rejim güçleri Rusya tarafından özellikle desteklenen güçler. Bir yandan da siyasi diplomasinin devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani bakıldığı zaman evet tamam karşı karşıya gelinir, sıcak temas sağlanır, belki birçok şey yapılabilir. Fakat siyasi diplomasinin de aynı şekilde bu karşı karşıya gelme kadar devam etmesi gerektiğini düşünenlerdenim. Belki rejim güçleriyle bir temas sağlanacaktır bundan sonrası için. Çünkü bir de Amerika müdahil olacak belli bir süre sonra. Çünkü genellikle Amerika bunu yapıyor. Önce bir ortam kızışıyor. Oldukça bir sıkıntılı durum ortaya çıkıyor. Daha sonrası Amerika bir politikayla veya herhangi bir söylemle tekrar gündeme geliyor ki Trump'ın çok sevdiği ortamlar bunlar bakıldığı zaman. O yüzden mutlaka Rusya söz konusuysa ve Türkiye'nin özellikle Rusya ile karşı karşıya gelmesi durumu Amerika'nın iştahını kabartacaktır. Fakat burada yine belirtmiş olduğum gibi özellikle Rusya ile bir siyasi diplomasi güdülerek ve bir anlaşma, bir mutabakata gidilerek oradaki güçlerin desteklenmesi önlenebilir. Çünkü Rusya'nın desteği burada açık bir şekilde ortada ve bu destek kesilince daha sonrasında da o bölgenin biraz daha ilerleyen süreçten nasıl devam edeceği de oldukça önemli. Şimdi Amerika'nın da desteklediği gruplar söz konusu ve biz onlarla da karşı karşıya geliyoruz dönem dönem. Yani Türkiye hem Rusya'nın desteklediği gruplarla hem Amerika'nın desteklediği gruplarla karşı karşıya geliyor. Bir yandan sıcak temas devam ederken bir yandan da siyasi diplomasinin ön plana çıkması gerektiğini düşünüyorum ben Ahan. Emre Hocam sizin de bir yorumunuz vardı. Ben bu arada Poyraz Bey'e ulaşmaya çalışıyorum. Büyük güçlerin Suriye planı üzerine bu işleri buraya getiren şimdi çok şaşıracaksınız. Kişi Winston Churchill. Tabii. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nden destek alamadığı güne kadar Mısır'ı, Lübnan'ı, Filistin'i, Suriye'yi her tarafı karıştırdı. Çünkü Hindistan'ın Commonwealth'ten çıkışını yani kraliyetten çıkışını hiçbir zaman hazmedemedi. Doğru. Onunla ilgili olarak da kraliyet ailesinin bazı mensuplarını da içten içe suçladı. Tabii Cemal Abdülnasır, yani Nasır, bizim bildiğimiz Nasır geldiğinde Nasır da hatırlarsanız Mısır'la Suriye'yi ilk önce birleştirerek Büyük Arap Devleti hayaline gitti. Sonra her bölgedeki liderin yaptığı enayiliklerin tamamını yaparak halkın önemli kısmını kendinden nefret ettirmeye başarıp devrildi. Herkesin başında da bu geliyor. Çok enteresan bir şekilde yani. Ama Nasır dışarıdan bakan Araplar için muazzam en sonunda oluyor, yaşasın dedirtecek olan Arap yani. Ama bütün aydınlar için Nasır bir kabustu. Çünkü medyayı ele geçirdi, yazarları susturdu, ondan sonra müzik yapamaz hale geldi. Arap müziği böyle olur, ondan sonra bunu yapmayın falan filan diye. Şimdi bakıldığında Nasır'ın en büyük hatalarından bir tanesini bugün tabii Suriye rejimi de yapıyor. Yani farklılıkları, azınlıkları sürekli olarak dışlayarak, onları ezerek, hatta onları memleketten gitmeye zorlayarak. Evet. Zaten bu niyetinin bozuk olduğunu 1976'da ben zaten söyledim. Lübnan'ı işgal ederek Beşar Esad'ın babası Hafız Esad zaten gösterdi. Benim diyor tahammülüm yok diyor. Yani hatta şeyde tahammül yok. Hani dini farklılığa da tahammülleri olmadıkları ortaya çıktı. Mesela Lübnan o zamanlarda işte Marunilerden değil mi devlet başkanı, efendim başka bir etnikten başbakan, efendim meclis başkanı başka bir yer. Bu güzelliği tutuyorlardı. Fakat bu güzellik neyi getirdi? Mezhepçiliği getirdi. Mezhepçilik öyle bir duruma geldi ki yani mezhepçilik şöyle oldu. Herkesin bir kotası vardı devlette. Şu mezhepten olanı şu kotaya koyalım vesaire. Sonra bu iş tarikatlara falan dönüştü. İşte Orta Doğu'da iş çığırından çıktı. Bize de hatta hafif bulaştı bu şey işi. Yani FETÖ, METÖ falan baktığınız zaman bütün o terör örgütlerinin vesaire hep bu nasıl diyeyim palazlanmasının sebebi
Orta Doğu'daki bu anlayışın hiç bizlere uymadığı halde bizlere de sirayet etmesin. Yani şuralara eğer mensupsan sen, bak devlette buralara gelebiliyorsun falan filan gibi. Hatta sporda bile bunlar oldu Türkiye'de. Neyse, sonuçta alçakça bir hain darbe girişimiyle bütün bu işlerin yanlış olduğu ortaya çıktı. Fakat şimdi bakıyorum, yani iş döndü dolaştı aslında Suriye'nin parçalanmasına geldi. Ben Suriye'nin toprak bütünlüğünün falan olacağına inanmıyorum. Bu saatten sonra kimse beni inandıramaz. Çünkü bu rejimde daha evvel 1950'den beri, hani bir gecede ya da bir yılda değişen rejimler ki bu da gidecek. Biraz uzun kaldılar. Ama bugün baktığımızda öyle babadan oğula falan filan geçen, ondan sonra veya ben oturdum bir 30 yıl kalkmayayım denilen rejimlerin sonuna hep bu gelecek. Ya Kuzey Kore'de de aynı şey olacak. İran'da da aynı şey olacak. Çok demokratik de iddia ediyorlar kendini. Tuhaf bir rejim. İşte diyorum, işte bir tarafta dini lider var, bir tarafta siyasi lider var. Muhafızlar var. Yani iş yaparken bunların hepsinde beraber iş yapmak zorundasınız. Bir tanesinden bir tanesi kırılırsa sizi zaten iş yaptırmıyorlar. Gelip basarlar valla. O yüzden dediğim gibi bu işin sonunun nereye varacağı belli oldu. Yeter ki burada Türkiye haklıyken haksız duruma düşmesin. Burada dikkat edecek mesele bu. Yani biz buraya işgale falan gelmedik bir kere. Biz burada daha evvel babasının 35 bin kişiyi öldürdüğü Hama hadisesi olduğu gibi yüz binlerce vatandaşın öldürüldüğü veya mağdur olduğu, değil mi? Bir durumdan bölgeyi kurtarmaya, uyarmaya giden bir ulusuz biz. Ve buna hakkımız var. Birleşmiş Milletler anlaşmaları neticesinde. Ancak dediğim gibi burada Ruslar hiç konuyla alakaları olmadıkları halde 1980'lerden beri, o zaman Sovyetlerdi, bir 90'larda sekte uğradı ise bölgeyle alakasını hep Suriye üzerinden kurmaya çalışıyor. İran'la Suriye'nin birlikteliği de İran-Irak Savaşı'nda Suriye'nin İran'ın tarafını tutmasından kaynaklanıyor. Biraz öyle gelişmiş, orada palazlanmış ilişkiler var. Ama bu ilişkiler, ben üstadıma katılıyorum, sağlıklı ilişkilerdi yani. Değil. Bu ya bizim Rusya ile olan ilişkimiz de çok büyük bir dostluğa falan dayanmıyor. Ama. Türklerle Rusların dost olduğu görülmemiş tarihte zaten. Ya anca biz müttefik ya da müttefik de olamayız biz. Anca şey olur, partner falan oluruz böyle süreli. Konjonktürel. Çünkü şeyi de var. Yani yapılan hareketlerin meşruluğu sorgulanmaya başladığında şu an ben Rusya'nın Suriye'nin bu yaptığı saldırıya, alçakça saldırıya karşı kendi memleketini falan koruyor falan değil. Sen ilk önce kendi vatandaşını kor. Sen kendi vatandaşını eziyet eden tuhaf bir rejimsin. Yıkılacaksın sen zaten. Hiçbir şey seni kurtaramayacak burada. Yani Türkiye'nin girip girmemesi önemli değil. Zaten kimse müsaade etmeyecekti bu kadar alçaklığa, ama yani bu işin sonu kötü olacak. Biz kötü olmayalım. Biz doğru noktada olalım. Benim kafaya taktığım bir Türk vatandaşı olarak budur yani. Anladım. Telefon mu var? Bir telefon var, sonra hemen geleyim. Sayın Poyraz Gürson telefon hattımızda. Kendisini sık sık konuk ederiz stüdyomuzda. Büyük Güçlerin Suriye Planı kitabı. Hem Türkiye'de yayınlandı, hem de en son yanılmıyorsam efendim İtalyanca'ya da çevrildi diyebiliyorum. Çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. İyi yayınlar diliyorum. Efendim, bu çatışma sizin için sürpriz oldu mu? Sahayı da biliyorsunuz eski bir asker olarak ve buradan Türkiye'nin çıkışı nedir? Şimdi böyle misliyle yanıt verebiliriz, rejimi artık hedef alabiliriz. AK Parti sözcüsünün bazı açıklamaları var, orası artık bizim için savaş sahasıdır diye. Bunlar doğru yaklaşımlar mı ve siz ne görüyorsunuz? Şimdi tabii Sayın Cumhurbaşkanı'nın Ukrayna ziyareti bu anlamda çok önemli ve ondan önce yaptığı açıklamalarda da ifade ettiği 40'a yakın hedefin ateş altına alındığı açıklamaları çok çok önemli. Bu gelişmeleri üzülerek, tabii Allah rahmet eylesin, öncelikle 4 askerimiz şehit, 1 asker ağır yaralı, artı 9 yaralımız var. Acil şifa diliyoruz. Burada şimdi sağdan alınan veya sağ tecrübesine istinaden de aktarabileceğimiz unsurlar var müsaade ederseniz. Şimdi rejim sürekli bizim kontrol noktalarına doğru bir genişleme hareketi içindeydi. Biz burada Barış Pınarı veya daha önce yapmış olduğumuz operasyonlarda da farklı kazanımlar elde ettik. Sahada varız. Yani şu anda zaten dondurulmuş bir süreçteydi Barış Pınarları operasyonları. Tekrar hızlanacağını ben değerlendiriyorum. Sahada artık Türkiye'nin de daha artan bir ağırlıkla, tabii burada karşımızdaki güç rejim değil. Sayın Cumhurbaşkanı da bunu ifade etti. Ben de muhatabımla görüşeceğim dedi. Aslında burada muhatap Sayın Putin. Öyle mi?
O iş orada mı çözülecek diyorsunuz efendim, yoksa hani Türkiye konuşmak istediğinde Rusya'yı, çatışmak istediğinde Şam'ı muhatap alıyor gibi geldi bana nedense. Çok doğru söylüyorsunuz. Şimdi burada yalnız bölgede büyük bir güç var, Rusya. Yani burada son sözü belirleyecek olan zaten Rusya. Şimdi İran ve Suriye artık artık devletler halindeler. Yani şu an onların büyük bu sahada varlıklarıyla ilgili sosyal medyada da paylaşımları görüyoruz. Bunlara da üzülüyorum. Çünkü ortada aslında çok güçlü gözüken bunlar Nicholas Taleb, aslında West Shragov diye ben makaleler de yazmıştım. Yani burada çok güçlü gözüken aslında güçlü değil. Aslında Rusya bile o kadar güçlü değil. Bakın bu yüzyılın savaşları çok farklı konsepte cereyan ediyor. Hı hı. Burada Ukrayna ziyareti esnasında yapılacak açıklamaların çok çok daha önemli olacağını ben özellikle devlet nezdinde kestirebiliyorum. Sizin ifade ettiğiniz gibi şu an Rus generaller de Türk generaller de sahadalar. Zaten birlikte çalışıyorlar. Ama şimdi sürekli şehit verilen bir ortamda ve sürekli harekatın dondurulduğu bir ortamda Türkiye'de gerekli adımları atacaktır. Daha kuvvetli bir şeyle girme ihtimali var mı Türkiye'nin bu bölgeye efendim? Yani aslında bence var. Var bence mı? Var. Tabii dondurulmuştu harekat. Türkiye çok kararlı. Siyasi kararlarını zaten devletin en üst nezdinde Cumhurbaşkanlığı sözcüsü, artı Sayın Cumhurbaşkanı bizzat ağzından işitiyoruz. Bundan sonra aslında muhatabımız rejim falan değil, muhatabımız Rusya. Tabii burada temkinli bir dil kullanılıyor. Yani direkt bu ifade edilmiyor. Ama Rusya'da, Putin'de Türkiye'nin kararlılığı karşısında geriye doğru bazı adımlar atacaktır diye değerlendiriyor. Peki bir de şeyi sorayım son olarak efendim. Şimdi biz teknik olarak aslında Barış Pınarı, Fırat Kalkanı gibi operasyonlarda hedeflerimize belli ölçüde terörden arındırma hedefimize ulaşmıştık. Bundan sonrasında hukuki meşruiyet tartışmasında gri bir noktaya doğru gidiyoruz. Bir egemenli, tırnak içinde egemen olan bir hükümetle veya bir devletle açık çatışma, yani burada artık vesayet falan da kalmamış durumda. Konvansiyonel, eski usul iki devlet karşılıklı savaşır noktaya doğru gidiyoruz. Burada siz bizim meşruiyet sıkıntımız doğmaz mı? Mutlaka. Şimdi Doğu Akdeniz'le birlikte Irak'taki gelişmelerle İran'da meydana gelebilecek rejime yönelik rejim değişikliğine paralel ve Doğu Akdeniz'deki mağrur vatana yönelik hepsini bir bütün olarak ele aldığımızda Türkiye tabii ki karşıda vekalet aktörlerinden zaten bu iş arındırılmaya başladı. Artık direkt asıl oyuncuların devrede olduğu bir sıcak çatışmaya doğru ilerliyor. Zaten bunu dünya kamuoyuna anlatırken de biz göçü güvenlikleştireceğiz. Bu bölgede haklı bir mücadele içindeyiz. Çünkü en fazla mülteci barındıran ülkeyiz ve merhametli tutumumuz bütün dünyada takdir ediliyor. Hatta başta Avrupa Birliği'nde Almanya'nın, Sayın Merkel'in açıklamaları var. Şansölye'nin Türkiye'ye daha fazla destek verilmesine yönelik. Yani bu gelişmeleri biraz da göçün güvenlikleştirilmesi olarak dünya kamuoyuna anlatmamızda fayda var. Ama bunu anlamayacaklardır, anlamak istemeyeceklerdir. Orada çünkü 100 yıllık emperyal hedefler var. Biz şimdi yayın en üstünde oynarken Orta Doğu bölgesinde güneye doğru da bunun daha önce de sizin programlarınızda ifade etmiştim. Domino etkileri olur. Bakın Lübnan, işte keza şimdi Kudüs'ü ilişkin açıklamalar, şimdi Orta Doğu barışına ilişkin açıklamalar hepsi birbiriyle ilintili. Burada da 24 saat sonrasını bakın bu yumağa daldığınız zaman bu bizim Kıbrıs'taki haklı mücadelemiz gibi bir mücadele değil. Bu yumağın ipinin kimin ucunda olduğu, hangi tarafın Arap, hangi tarafın Yahudi, hangi tarafın Hristiyan olduğu, hangi tarafın bu kadar etnik antagonizmayı barındıran bir coğrafyada artı hepsi birbirinden nefret eder. Zaten bunu fitilini işte 9-10 yıldır ateşlemiş vaziyetteler. Bu fitile dalarken, bu yumağa dalarken de çok temkinli açıklamalar yapılması gerektiğini düşünüyorum. Çok teşekkür ediyoruz Doçent Doktor Sayın Poyraz Gürson. Suriye'yi en iyi bilen isimlerden biri. Bizimle Türkiye'nin bölgedeki hareketi daha da artacaktır diyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin eski bir mensubu olarak da Suriye'yi de çok iyi bilen birisi var. Karar aslında bugün ilk defa demiş, yani Türk Silahlı Konvoyu güzergah bombalanıyordu diye. Manşetlere bile yetişmiş bazılarını ama Ferhat sana da sorayım. İlk defa hakikaten vekalet savaşını bıraktık. İki egemen devlet olarak savaşıyoruz. Meşruiyet sıkıntısı yaratmayacak. İşgalci tırnak içinde gene şeyiyle uğraşmayacağız mı?
Ahu Özgürt, ben Suriye'de işlerin çok böyle ilerlediği kanaatinde değilim. Ha. Tabii ki bir uluslararası hukuk, meşruiyet zemini, Türkiye'nin işte aldığı yoğun göçmen doğru nüfusu ve terörle mücadele. Terörle mücadeleden ziyade aslında göçmen meselesini biz anlatabiliyoruz. Terörle mücadele umurlarında değil hocam. Tabii tabii. PKK, hatta DEAŞ'la biliyorsunuz Fırat Kalkanı önce DEAŞ unsurlarına yönelikti, Zeytin Dalı'nda dahi. Tabii. PKK öncelikli olmasına rağmen DEAŞ vardı. Terörle mücadele onların bizim çok anlatabildiğimiz, biz çok iyi anlatıyoruz da bu iş burada çok bedel ödemişiz. Onlar çok anlamak istemiyorlar. O bahsi diğer. Doğru. Ama asıl mesele bizim yoğun göçmen nüfusunu karşılayan, bu ağır yükü taşıyan, bu fedakarlığı dibine kadar gösteren bir ülke olarak artık göçmen istemiyorum çizgisine, hatta bunu neredeyse böyle bir ulusal güvenlik kırmızı çizgi bağlamında duyurmamız ve bunun gereğini yapmamız. Şimdi Suriye'de herkes bir başka amaçla var. Yani kim var? İşte Türkiye'nin pozisyonu terörle mücadele ve göçmen bazlı olarak malum. ABD işte petrol kuyularının başına vekil savaşçı mı diktim vesaire. Rusya üstleri için. Rusya mafya gibi tırnak içinde, açık söyleyelim. Hani bunu şey anlamda söylemiyorum. Ben payımı alırım kardeşim diyor. Ben Doğu Akdeniz'e iniyorum. Limanlarım bunlar. Tabii, üslerim burada. Üslerim bunlar. Bu rejimi de korurum. Kendi işime geldiği noktaya kadar korurum. Payımı da alırım. Aynı şeyi sonra Doğu Akdeniz, aynı şeyi Libya'da da yapıyor, görüyoruz işte hep beraber Wagner üzerinden vesaire. Türkiye ile bu anlamda oturup diplomatik manada hakikaten o sürecin, pazarlığın çok kapsamlı bir şekilde yürüdüğü ve yürüyeceği kanaatindeyim. Şimdi Türkiye Rusya sahasında çok ciddi bir istihbari avantaja sahip. Bütün bölgeyi biliyor, bütün aşiret dengelerini biliyor. Kürt olsun, Arap olsun, Türkmen olsun, bütün yapıları iyi biliyor. Terör gruplarını en iyi bilen ülke. Bunlarla ilgili ne yapılması gerektiğini bilen bir pozisyonda. Dolayısıyla ve işte generaller sahada askeri teknik istihbarat ve askeri manada bir işbirliği koordinasyon var ki bir sehven, bir olay olmasın, bir kaza olmasın şeklinde bir öncelik var. Dolayısıyla burada vekalet savaşlarının devreden çıkıp da doğrudan bir sürecin işlemesini ben çok, tabii ki böyle bir boyutu var işin. Var, fakat ama iki egemen devletten söz edebiliyor muyuz? Bu çok tartışılır. Suriye'nin egemenliği işte uzun süredir ciddi bir problem altında. Ancak Rusya'nın sahaya inmesinden sonra kendi egemenliğine ilişkin bir özgüven belli bir noktaya kadar oluşturabildi. Kırılgan, başkasına bağlı bir beka tesis etmiş, hatta dolaylı paradoksal biçimde Türkiye'nin sahadaki PKK ile ilgili özellikle başarısına, hatta İdlib ile ilgili başarısına bile bağlı bir beka meselesi olan bir Suriye'den bahsediyoruz. Egemenliğini buna bağlamış bir Suriye'den bahsediyoruz. Ben giderek şöyle düşünüyorum bu noktada. Sahada bu kadar güçlüyken Türkiye, sahaya ayak basmış bir ülke ve belli ki İdlib saldırısı, bu tür saldırılar Türkiye'nin sahaya daha fazla ayak basmasına, sahada daha yoğun, daha fazla yerleşmeye vesile oluyor. Eğer toprak bütünlüğü isteniyorsa, bakın biz işgalci güç olmadığımızı en baştan beri söylüyoruz. Hoca söyledi, evet bir Kıbrıs meselesi gibi değil ama başka bağlamda bizim ulusal güvenlik önceliğimiz. Soydaşların korunmasının amacının dışında bir takım amaçlarla gitmişiz. Rejimin daveti yok, Libya gibi değil. Ve fakat işte bizim 911 kilometre sınırımız var, mağduriyetimiz çok açık. Anlatabiliyoruz bir şekilde. Anlatmadığımız yerde de kimse de bir şey yapamıyor, açık söyleyeyim. Suriye'de kim ne yaparsa hani o anything goes deniyor hocam bir şekilde. Bu değil tabii. Orada bir sistem oturduktan sonra orada rejim gider gitmez. Ben de hocama katılıyorum. Öyle veya böyle er ya da geç gidecek ama her şeyin gideri var noktasından artık çıkacağız. Yani doğru. Suriye toprak bütünlüğü olan bir ülke, terörden alındırmış bir ülke. Yani hoca bunu biraz ütopya gibi görüyor ama ben toprak bütünlüğü, PKK meselesi. ABD PKK'dan desteğini çeksin, Suriye'de rejim değişir, toprak bütünlüğü öyle veya böyle yine tesis edilir. Bence de. Mesele bu. Dolayısıyla İdlib burada hakikaten kördüğüm giderek daha da karmaşık bir hal alıyor. Ama ben süreci yani çok çok aleyhimize görmüyorum. Rusya ile avantajımız büyük. Oturup konuşabileceğimiz konular, konu başlıkları çok fazla. Özgür Suriye ordusuyla, şimdi rejimle masaya oturalım. Önce o Özgür Suriye ordusuyla masaya otursun bakalım. Özgür Suriye ordusunun ne kadar güvenliği olacak, ne kadar garantisi olacak? Yani bunların hepsi masada bizim diplomatik avantajlarımız. Yani orada bir paramiliter unsurla, vekil unsurla işte şey yürütüyoruz, çatışma yürütüyoruz. Belki rejim şunu hesapladı, sorunuzda da o vardı daha önceki sorunuzda. Ya işte bak, gel muhatap al, vuruyorum. Ya böyle olmaz. Yani tam tersi etki yaratır. Tam tersi etki yaratır.
Yani tabii askeri karşılık şimdi bu şeydir, sözle karşılık verir. Yumruğa yumrukla, silah silahla, bu işin mermiye mermiyle, yani mütekabiliyet esastır. Dolayısıyla burada nasıl konuşulacağı, ne yapılacağı, belki istihbari düzlemde farklı bir temas vardı. Tabii. Vardı yani, biliyoruz muhtemelen bunu. Vardır. Ve fakat hani diplomatik sürece evrilmedi. Hatta Sayın Dışişleri Bakanı bunun biraz kabaca söyledi, genel hatlarıyla söyledi. Fakat tabii devlet düzeyinde, devlet başkanları düzeyinde olması zaten gerekmezdi. Böyle bir iki egemen yapıdan bahsetmek böyle de olmayacaktı. Fakat olan da kesildi bence. Ben söyleyeyim, bu saldırılar bizim rejimle herhangi bir biçimde iş yapmamızın önünü tamamen kesiyor. Dolaylı biçimde yapmamızın bile kesiyor. Paradoksal biçimde rejimin çıkarı Türkiye'nin Suriye sahasındaki faaliyetlerinin, İdlib dahil buna bakın, bir şekilde olumsuz etkilenmemesini gerektiriyor. O zaman Suriye rejiminin Türkiye ile doğrudan karşı karşıya gelmesi işine gelen bir şey de değil aslında. Hani egemen devletim diyor, benim toprağımdasın. Ya toprağındasın da sen kendi egemenliğini tesis edemedin. Keşke PKK'yı halletsen de böyle bir problem olmasaydı. Hmm. Keşke DAEŞ'i şöyle... Keşke göçmenler senden kopup bana gelmeseydi de böyle bir problem olmasaydı. Doğru. Diyor Türkiye'de. Dolayısıyla ben İdlib'de bu son cümlem şu olsun, biraz uzadı, özür dilerim. Türkiye bu saldırıdan sonra oradaki askeri varlığını illaki artıracak. Nasıl, hangi çapta olacağını, ne olacağını çok bilemiyoruz. Bu biraz kamuoyuna doğrudan yansımayacak bir şeydir. Ama orada kendi askeri gücümüzü tahkim edeceğimiz muhakkak. Masada Rusya'ya karşı biraz sertleşeceğimiz söylem olarak muhakkak. Bak böyle böyle oluyor, bu iş böyle yürümüyor. Onların da bize işte bu HTŞ, El-Kaide, müzahir unsurlar vesaire. Bir şekilde Türkiye'nin tek başına çözmesi gereken bir yere mi evrilecek? Ben hala bu soru işareti içindeyim. Acaba İdlib'i Türkiye tek başına olsa idi daha mı kolay hallederdi sorusunu ben sadece bir şey olarak, bir soru olarak. Yani Afrin'deki gibi biz çekiliyoruz, siz bildiğinizi burada yapın derlerse misal, ama. Bilemiyorum, misal. Yani burada iki tane şey var önemli. Biri tanesi rules of engagement dedikleri, silah, bize silahla saldırı olduğunda aynı şekilde evet, cevap vermek. Belki de biraz daha misli cevap. Bir de bazen hani gazeteler yazdığında yanlış anlaşıldı. Casus belli diye yazar. Casus belli. Savaş sebebi. Evet. Şimdi konu bir savaş değil, sebebine gelmedi diye ümit ediyoruz değil mi herhalde? Bence de hocam. Ama bu bir hani rules of engagement desek, biz de sınırımızın dışındayız. Orada bir güvenlik sağlamaya çalışıyoruz. Yani onlar bize aslında bir ateş ettiler. Biz de uluslararası anlaşmalardan doğan hakkımız doğrultusunda bulunduğumuz bir noktada bu atışı maruz kaldığımız için rules of engagement olarak angajman kuralları çerçevesinde cevap verdik diyelim. Daha da büyürse arkasında zaten kim olduğunu biliyoruz. Bugünkü Ukrayna seyahatine de yani iş bağlandı. Ne tesadüf ya, değil mi? Şimdi Ukrayna'ya seyahate gidiyoruz. Ukrayna'ya 200 milyon dolar civarında askeri yardım yapacağız. Rusya'nın hukuksuz ihlakını tanımıyoruz. Bu mesaj yani, bu artık bu net yani, bu anladık yani, anladık. Şimdi biz ne mesaj vereceğiz? Sayın Cumhurbaşkanı da mesajı aldık dercesine biz Kırım'ın ilhakını tanımıyoruz, tanımayacağız. Tabii yani sen istediğin kadar uğraştın. Kırım konusuna hiç girmez genelde gerçekten sanırım. Aynen bu. Beyhan Hocam var mı eklemek istediğiniz? Buradan biraz belki yavaş yavaş artık ekonomiye geçelim diyorum. Enflasyona geçelim. Benim önemli sorayım. İhracat da açıklandı hocam. Evet, 10.45'te açıklanacaktı Hatay'da. Kaçta? 10.45'te açıklanacak. Açıklanmış olması lazım. İhracat rakamları da geldi. Bununla ilgili eklemek istediğiniz son bir şey var mıdır? Bir Amerika meselesini değinmek istersin. Çünkü özellikle Amerika'nın bu süreç içerisinde ben biraz bekleyeceğini düşünüyorum. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanı'nın bugün Ukrayna'ya yapacağı seyahat sonrasında çıkacak görüşme ve sonrasında Rusya ile mutlaka bir mutabakatı olacaktır. Bir görüşmesi olacaktır. Ve onun sonucuna göre ben mutlaka Amerika'nın müdahil olacağını düşünüyorum bu sürece. Ya bir Trump'ın yapmış olduğu gibi özellikle sosyal medya üzerinden ya bir tweetle ya bir söylemle mutlaka müdahale olacağını düşünüyorum ama tabii ilk etapta ben özellikle katılımcılara katılıyorum Ferhat Bey'e ve bu mutlaka çözülesi bir durum olabilir. Yani kendi içinde komplike görünüyor ama ilerleyen dönemlerde belki Rusya ile mutabakat sonrasında ya da rejim güçleriyle mutabakat veya belki de daha sıkışan Amerika'nın tavrına karşı ilerleyen günlerde biraz daha bu konuyu konuşacakmışız gibi duruyor Ahu Hanım. Yani biz bir şekilde Rusya kalkıp biz artık gireceğiz, bununla uğraşmıyoruz. İdlib'i siz halledin evet, derlerse Ferhat Hanım, son olarak bunu sorayım. Bir oyun planımız var mı? Kim? ABD mi? Amerika, Rusya, rejim, Kerhan dediler ki biz uğraşmıyoruz artık burada. Vallahi, tamam yani.
Nasıl söyleyeyim? Tabii ben yani olmayan gibi bir yer değil çünkü olmayan, orası da. Olmayan bir gündem oluşturmak şeklinde değil. Yani şöyle söyleyeyim. Türkiye bir şeyi, yani özellikle Suriye sahasında bütün önceliklerini hem askeri hem istihbari hem diplomatik düzlemde bütün senaryolara istinaden oluşturdu. Yani burada İdlib'de biz kendimiz istemediğimiz için diyelim. Yani bizim böyle bir sorumluluğumuz yok. Biz sadece göçmen dalgasını önemli, karşılayacağız. Yani içeride karşılayacağız. Atme kampında bile o kadar insan var dedik zaten. Şu var yani fakat iş başa düşerse tırnak içinde. Ya ben sadece şunu söylemek istiyorum. Türkiye'nin böyle bir planı vardır demek istemiyorum. Ama eğer gerekirse. Eğer gerekirse Türkiye bu meseleyi tek başına çok daha kolay biçimde çözer. Çünkü böyle olunca böyle birkaç parametreye bağlı, çok değişkene bağlı bir hassas dengeye oturuyor. Kullanışlı hale geliyor maalesef. Yani. Kullanışlı hale geliyor. Yani işte Libya'da canımız sıkıldı. Hocam da söyledi. Ukrayna'da sen yapıyorsun işte ziyaretini. İşbirliğin var. Hadi burada biraz seni sıkıştırayım. Böyle olmuyor. Anladınız mı? Yani işte konjonktürel ittifakın en büyük paradoksu bu. Doğru. Bir yerde ittifak yapıyorsunuz asimetrik bağlamda. Tamam buradan yürüyoruz. E burada canım sıkıldı. Ben sana buradan gol atarım. Bu böyle yürümüyor yani. Dolayısıyla Türkiye'nin İdlib'de şunu da söyleyelim. Yani kolay bir iş değil, kabul ediyorum ama Türkiye terörle mücadelede en başarılı ülke, en samimi bir ülke, en zor sahalardan tereyağından kıl çekercesine veya işte cerrahi operasyon yaparcasına sonuç alabilmiş bir ülke. Oradaki sivil varlığıyla askeri, yani silahlı terörist varlığını en kolay ayıracak ülke de Türkiye. Bunu rejim yapmaz. Bombalar gider. Bir sürü sivil kaybı olur. Bize göç olur, göç dalgası olur. Komplikasyon artar. Sorunu çözmedi hiçbir zaman. İyi Doğu Kutay'ı bombaladın, Halep'i bombaladın. İşte burada birikti. Şimdi mikro Suriye oldu. Al sana bir küçük Suriye. Çözülmedikçe çözülmüyor. Çözülmüyor. Daha da karmaşıklaşıyor. Son cümle. Türkiye bu konuda ben bilemiyorum ama devletin zannediyorum, öyle tahmin ediyorum ki bu konuda her türlü planı var. Gözlem noktaları, askeri varlığımızın artması. Rusya ve rejim bıraksın. Bir şekilde bu iş daha kolay çözülür gibi geliyor bana. Buna gidiyor olabilir gerçekten mesele. Şimdi yavaş yavaş hakikaten hem ihracat verilerini konuşalım hem hafta sonundan gelen bazı ekonomi haberleri vardı. Avrasya Tüneli'ne yapılan zam gibi, bugün gelen enflasyon verileri gibi. Bir de burada mümkünse yönetmenimden rica edeyim Sayın Sosyal Güvenlik Bakanı'nın emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili bir açıklaması var. Hızlıca bir onu izleyelim. Sonra artık gündemimizi sokağın gündeminde, ekonominin gündeminde neler var konuşalım. Emeklilikte yaşa takılanlar bilmeceye döndü. Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, araştırılsın istedi. Sosyal Politikalar Kurulu üyesi Profesör Doktor Vedat Bilgin'i görevlendirdi. Binlerce kişi gözünü bu araştırmaya çevirdi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan EYT'liler hakkında önemli açıklama geldi. Oy çokluğuyla almış bulunmakta. Bakan Selçuk, emeklilikte 3 parametre olduğunu ve EYT'lilerin bunu karşılamadığını söyledi. EYT'lilerin emekli olduktan sonra çalışmak istediklerini, emekliliğin teknik adının yaşlılık aylığı olduğunu belirtti. Dünyanın hiçbir yerinde 48 yaşındakilerin yaşlı sayılmadığını kaydetti. Bakan, emeklilik konusunda reform çalışmasının olduğunu ve bunun uzun soluklu olacağını açıkladı. Emeklilikte yaşa takılmak değil, emeklilik yaşı tutmayanlar diyor Sayın Bakan. Bu çok tartışma konusu olacak gibi gözüküyor. Bir de bu Avrasya Tüneli meselesi, bugün Çiğdem Toker demiş asıl almaları gereken rakam buydu, onun için geldi o rakam. Yani ihale sonrasında bir şirketin alması gereken rakama geldi ve büyük bir zam. Hocam ne diyorsunuz? Şimdi Emre Hocam'la enflasyonu konuşurken hep üzerine basa basa söylediğimiz şeyler vergiler ve her alanda bir vergiyle karşılaşıyoruz. Şimdi tabii burada birkaç tane unsur var. Bunları özellikle belirtmem gerekiyor. Şimdi vergilendirme dediğimiz şey tabii ki kamunun bir gelirin oluşması, daha sonrasında kamu harcaması yapılması, bunun sosyal harcama olarak devam edilmesi. Ama şimdi konjonktüre baktığınız zaman konjonktüre uygun vergilendirme yapılması oldukça önemli. Şimdi bir yandan
Enflasyon 2018'de yaşanan kur hata sonrası 2019 yılında hep söylediğimiz şey, evet, artış hızında azalma söz konusu. Hmm. Bir yandan faizleri yavaş yavaş düşürmeye başlıyoruz. Amacımız, hatta en çok etkilenen sektörlerden biri olarak otomotiv ve konut diyoruz. Bunlardaki yurt içi talebi biraz daha arttırabilmek için faiz oranları indiriliyor, devam ediyor. Fakat bir yandan da vergi artışları gerçekleşiyor. Hmm. Şimdi bakıyorsunuz faiz oranları düşüyor. Ama ÖTV'de bir artış görüyorsunuz. Motor taşıtlar vergisinde bir artış görüyorsunuz. Yani arabanın fiyatı artıyor. Evet. Ne kadar faiz oranı düşerse düşsün. Fiyat bir ucuzlamıyor. Evet, ya da mesela bakıyorsunuz faiz oranları düşüyor. Fakat evet faiz oranları düştü diyen müteahhitler ya da ev satıcıları bu sefer evlerin fiyatını artırıyor. Motorun fiyatı düştü. Motorun vergisine zam geldi mesela. Evet. Ya devlet diyor ki beni ilgilendirmez. Ben aynı vergiyi alacağım diyor. Ama yurt içi talebi arttırmak için yaptığımız şeyler aslında yurt içi talebi tekrar düşürüyor. Yani esnekliği düşük olan mallarda hocam haklı. Yani vatandaşın her ay satın almaya mecbur olduğu mal ve hizmetlerde böyle vergi uygulandığı zaman sonu acıklı oluyor. Bu sefer yapmaya başlıyor. Yani biz bireysel tüketici mikro anlamda düşünelim. Önceliklendiriyorsunuz. 3 kere aldığınız bir şeyi 1 kere alıyorsunuz. Tabii. Ya da hiç hele zorunlu değilse hiç tercih etmiyorsunuz. Yurt içi talep kısılıyor. Yurt içi talep kısılmaya başladı. Bugün enflasyon mesela açıklandı. Artış hızı yine beklediğimizin üzerinde geldi. Şimdi yurt içi talep bir yandan daralırken bir yandan enflasyonun artması biz ekonomistleri rahatsız eden durumların başında geliyor. Şimdi vergilendirme politikası devam ederken vergilendirme, evet, kamu harcaması yapılması gereği özellikle, hatta vergi dairelerine gittiğimizde de yazar, bunlar kamu harcaması olarak geri dönecektir. Sosyal harcama olarak geri dönecektir. Fakat optimum denen bir olgu var. Ben buna özellikle dikkat etmek istiyorum. En uygun demektir optimum. Tabii, hocam biz ekonomide kullanırız bu ama maksimum değil, minimum değil, optimum. Olması gereken şey vardır. Konjonktüre göre ayarlanabilir vergi düzenlemeleri gerekli. Vergi vergiyi öldürür yoksa. Evet. Tabii optimal önemlidir. O çok önemli. Yani baktığınız zaman evet, şimdi çok önemli bir geçiş güzergahı değil. Herkes kullanmıyor. Fakat bu ve buna benzer şeyler. Mesela dün yine bir haber oldu. Bu bir vergidir, onu da söyleyeyim. Bu bir vergi. Niye olduğunu söyle. Evet. Bir dakika. Çünkü devletin ödeyeceği para. Beyhan hocam tamam. Devletin ödeyeceği para olduğu için devlet az ödemek için fiyatı yükselttiriyor. Bu kadar basit yani. Peki, hafta sonu çok konuşulan bu motorlu taşıt vergilerine eklenecek yol vergisi mi? %10'luk bir fark gelmeye başlıyor. Şimdi herkes motorlu taşıt vergisine zaten zam yapılmıştı. Bu acaba neyin vergisi diye şöyle bir içine baktığımızda bir yol trafik vergisinin tekrar bir %10'luk artışından bahsediliyor. Hı-hı. Şimdi böyle devam ettiği sürece biz o enflasyonda istediğimiz, o yurt içi talebi canlandıramadığımız için istediğimiz ve özellikle yine üstüne basa basa söylüyorum. Hatta birkaç tane haber okuduğumda enflasyon rakamlarında hocam birkaç değişiklik olmuş. Sepetten bir şeyler çıkmış, tekrar geldi başka burada, bir şeyler. Geldi burada, listede var, anlatacağım şimdi. Yani değişmiş. Şimdi bunlar olduğu sürece biz istediğimiz trendi yakalayamayız. Şimdi mesela burada çok önemli bir konu var. Yani Çin'e baktığınız zaman neden özellikle 2018 yılında ticaret savaşına maruz kalıyor? Çünkü Çin dedi ki ben üretim paradigmamı değiştiriyorum. Artık bu Çin malı, Çin malıdır, kalitesizdir dediğimiz o algıyı yıkabilmek için Çin malı 2025 gibi projelerle teknoloji işin içine dahil etti. Bu sefer kaynaklarının çok önemli bir kısmını oraya ayırdı. Bunlar tabii ki büyüme oranlarında düşüş gösterir ama hocam da yine bahsedecektir. Bunlar bizim sevdiğimiz düşüşler. Keşke teknolojiye yatırım yaptığımız için biz belli kaynaklarımızı oralara harcasak. Şimdi zaten orada Amerika'nın dikkatini çeken şu oldu. Ya ben Çin'e şimdi müdahale edeceğim ya da çok geç kalacağım. Çin yürüyüp gidecek. Ve sonra o ticaret savaşları, yaptırımlar konuşmaya başladık. Çin'le tam böyle müzakereler bu sefer beraber Amerika ile oldu. Şimdi bir virüs çıktı. Yine onu konuşacağız tabii ki ama. Birazdan. Ya önemli olan burada kaynaklar ayrılırken verginin optimum düzenlendiği koşulda. Çünkü şimdi şunu, sanayi devrimini özellikle geç yakalayan bir ülke olarak ben özellikle şunu söylemek istiyorum. Yani teknoloji devrimine de geç kalmamamız gerekiyor. Evet. Yani evet, vergiler alınıyor, optimum düzeyde alınmalı. Şimdi içeriğinden yine Emre Hocam bahsedecek ama ben özellikle yatırımların, vergilerin, toplanan kamu harcamalarının fiber optik altyapı gibi teknolojiye ayak uydurmanın ve teknoloji altyapı yatırımlarının oluşturulması gerektiğini düşünüyorum. Hocam buyurun. Bir tane büyük bir çılgın projeniz olacaksa bu çılgın değil de hocam. Yani olması gereken bir olması gereken bir proje. Evet, şimdi değişimlere bakalım. Hazır mısınız? Sepetteki farklılıklar mı? Tabii. Evet. Gıdanın ağırlığı geçen yıl %23.29, şimdi 22.77'ye düşürülmüş. Ulaştırma hocam bahsetti. %16.75 iken
Şimdi 15.62'ye düşürülmüş. Konut. Sepetteki ağırlık mı? Tabii tabii. Ha, sepetteki ağırlık. %15.16 iken %14.34'e düşürülmüş. Giyim ayakkabı da 0.28 düşüş olmuş. Ev eşyasında da 0.56 sepetteki ağırlığından düşüş var. Nelerin artmış? Hepsi. Artanlara geliyoruz. Evet. Ya şimdi esas bunu merak ediyorum. Bahsettiğimiz çekirdek enflasyon. Çekirdek yani enflasyon. Vatandaşın her ay gün mecbur olduğu işler. Şimdi artanlar. İçki, sigara. Ya tuhaflığa bakın. 1.83 artmış mesela ağırlığı. Sağlık 0.22. Vallahi vergi geliyor çünkü onda. Tabii. Haberleşme 0.11. Eğitim 0.18. Lokanta, otel 0.81 artmış. Çeşitli mal ve hizmet 0.22. Yani bu ne demek? Artanlar. Anlatayım. Hayat pahalılığı ile enflasyon arasındaki ilişkiyi tamamen koparıyor TÜİK. Çünkü vatandaşın şikayetine, ya bu kimin enflasyonu kardeşim, benim enflasyonum değil. Tamam, haklı. Ama biz de savunuyorduk TÜİK'i. Ne diyorduk? Kardeşim, enflasyon 418 tane mal ve hizmetin içine girdiği, hayat pahalılığının bir kısmını içine yansıtan ama fiyatlar genel seviyesini gösteren bir endekstir. E şimdi onu da diyemiyorum. Şimdi yavaş yavaş hani bu hepimizin canını yakan fiyat artışlarına ait olan mal ve hizmetlerin siz oranını, yani ağırlığını endeksin içinde azaltmaya başlayın. Aslında ya bunsuz da yaşanır diyeceğiniz işleri de hafif hafif ağırlığını arttırmaya başlarsanız, o zaman şöyle olur. Halkın inanmadığı enflasyon oranına bakarak faiz kararı alan Merkez Bankası'na kimse inanmaz. Bak en güzel zincirleme isim tamlaması. Baştan söylüyorum. Vatandaşın inanmadığı enflasyon oranına bakarak faiz kararı alan Merkez Bankası'na kimse inanmaz. Biz de ne diyoruz? Ekonomi yönetimi rakamları yönetmek değil, algıyı yönetmektir. Beklentiyi yönetmektir. Enflasyonla mücadele de mal ve hizmet üretiminin maliyetini düşürmek ve onları vatandaşa rasyonel fiyatla mal ve hizmet satmaya ikna etmektir. Şimdi bunun hiçbirinde yokuz. Haberiniz olsun. Şimdi böyle olunca tabii biz şöyle diyeyim. Biz ekonomi hocaları böyle eleştiririz ama biz de kül yutmayız. Bütün o endekslerin içine bakar, kontrol ederiz. Nerelerden fiyat alınmış? Birbirine komşu illerden. Mesela Kazak fiyatları %30 fark eder mi ya? Mesela İzmir'deki Kazak, Aydın'daki Kazak ve Manisa'daki Kazak bu kadar birbirinden farklı fiyatı var. Görüyoruz bunları. Ondan sonra kitapçıları geziyoruz. Soru soruyoruz. Tabii. Ne zaman fiyatları istiyorlar? Vallahi hocam hep iskontolu fiyatları. Ondan sonra alıyorlar, koyuyorlar vesaire diye. Bunları duyuyoruz. Şimdi tabii hurafe de oluyor arada. Ama anlıyoruz ki enflasyonu bir düşürme çabası var. Şimdi benim eleştirim İTO'ya. Kusura bakmasınlar. Şimdi normalde İTO rakamlarıyla, değil mi, TÜFE rakamları birbirine yapışık gider. TÜFE rakamı daha fazla mal ve hizmeti içine aldığı için düşük çıkması normaldir, ağırlık farkı. E peki bu nasıl oldu ya? 0.58 İTO rakamı, değil mi, iki katından fazla TÜFE rakamı. Şimdi İTO söylesin bana nasıl çıkardı bu rakamı. Sizce nasıl? Ben ne bileyim, İstanbul'da ciddi şey başlamıştır, hayat indirimler vesaire var. Ben onu i̇şte yansıttım. Demek ki indirimli yerler alınmış. Şimdi ben buradan uyarıyı yapıyorum İTO'ya. İTO bizim yıllardır güvendiğimiz, tabii, çok güvendiğimiz, tamamen rakamların asaletine inandığımız, bundan dolayı da TÜFE ile ilgili rakamları, bakın 19-20 yıldır takip ediyorum, hiç yanlış yapmadan ortaya koyduğumuz bir yer. Tabii. Şimdi ben ne dedim? 0.58 çıkmışsa, ben dedim ki %0.30 ile 0.50 arası, evet, bir TÜFE çıkar dedim. Evet. Çıkar. En kötü halle enflasyon 11.2 çıkar. Ama bu da kötüdür. Merkez Bankası'nın elini kolunu bağlar. Dedim, nerede? Ya iki katından fazla çıktı. Şimdi İTO kendini sorgulasın. Buradan çağrı yapıyorum. Ve bunun açıklamasını yapsın. Niye bizde TÜFE rakamından ilk defa yarısından da az bir şey çıktı diye. Çünkü İstanbul burası ya. Burada hayat pahalılığının en sert yaşandığı, doğru, yer. Ve İTO geçinme endeksi şu demek. Perakende fiyatları endeksidir bu. Şimdi perakende fiyatlarını nereden almışlar? Bir anlayalım. Yani İTO'nun milletin moralini düzeltme gibi bir görevi yok. Görevi yok, doğru. Tamam mı? Millete gerçeği söylemek gerekiyor. Şimdi ben de diyorum ki olmamış olabilir, tenzih ediyorum, olmamışsa amenna. Ama aman ha. Yani bakın, rakamların duyarlılığı bizim için önemlidir. İTO bir survey'dir. Bir rapordur, istatistik, evet, değildir. Ama biz ona bağlı bir şeyler söyleriz. Bu kadar birbirinden ayrı çıkıyorsa
Bunu bir sorgulamamız. Şunu da demesinler. Kardeşim TÜFE rakamı bizim yarımız kadar çıktığında ses çıkarmıyordunuz. Çıkarıyorduk. Tamam, çıkarıyorduk. Bir de şeyi soracağım. Yani. Şimdi de çıkarıyoruz. Bu bana has bir durum bilmiyorum ama yani herhalde 15-20 yıldan sonra ilk defa ya bir şey alırken diyorum ki alayım çünkü önümüzdeki ay muhtemelen fiyatı artacak. Eyvah. Hakikaten bunu diyor musunuz? Yani bunu diyorsanız bu bizim fiyatı. 1980'lerdeki maalesef düştüğümüz hastalık ya haberiniz fiyat olsun. Fiyat artış beklentisi. Yani, o yani şunu demiyorsun ama. Bu bana has bir şey olabilir ama yani. Şunu demiyorsunuz. Yo olabilir. Bu bana pahalı. Ben bunu almayayım demiyorsunuz. Ama şimdiden alayım da. Pahalanmaz. Bu tehlikeli. İşte öyle bu demin mi? Bahsettiğim şey hoca. Evet. Evet. Algıyı bozdunuz mu vatandaşta talep davranışını o da bozar. O da bozar. Üretici de tahsilattan korkarsa o da fiyatlama davranışını bozar hiç düşmez ha. Yani direnç oluşur, yapışkanlık oluşur. Doğru. Bizim korktuğumuz o bu zaten. Korktuğumuz tabii o hakikaten kesin şey. Kesin burada da moral bozulur. 90'lar atıyor. Berat yorum var mı? Bir de bu yeni vergiler vesaire. Benim iddiam tabii bunların 1800'lerde İngiltere'deki gibi böyle hafif gizli saklı bir savaş veya güvenlik vergisi olduğu şeklinde ama bunu ispatlayamam doğrusu. Onu hocama bırakırım tarihi açıdan. Daha ileri, daha ileri dereceli bir şey. Başka bir yorumsuz polemiği başlatır. Yorumsuz. Yani tabii bu şey Avrasya tüneli meselesi o evet. Orada müdahale olacaktır diye düşünüyorum. Böyle bir şey, böyle bir oran yok yani. Hani bunun hiçbir şekilde bu böyle bir şeyin ne izahatı olur ne bunun burada çok enteresan bir durum da var. Yani buna ben müdahale olacağını düşünüyorum. Bu böyle olmaz yani. %32 değil mi hocam? Evet. Korkunç bir şey. 52 falan galiba. Korkunç bir şey. Zaten yeterince yüksek bir de üzerine. Şimdi genel olarak kendi ekonomisi açısından insan baktığı zaman işte bu rakamlar ortada. Ekonomi biraz evet bir boyutuyla rakam. Benim uzmanlık alanım değil. O yüzden hocaların yanında konuşmayı biraz temkinli yapmaktan yana izleyicilerimiz. Tecrübeniz var mı? Estağfurullah. Kendi ekonomi biliyorum hocam. O bağlamda baktığınız zaman rakamlar ortada. Algı yönetimi meselesi de var. Şimdi Türkiye birden fazla alanda mücadele eden bir ülke. Evet. Birkaç cephe var bu işin içinde bir başka boyutuyla. Bunlar tabii ki ekonomiyi öyle ya da böyle etkileyen boyutları vardır ama Türkiye canlı bir ekonomi, üretken bir ekonomi. Bakın Libya'ya gitmemizde açık söyleyeyim ekonomik sahiplerin ben belirleyici olduğu kanaatindeyim. Doğru. Yani Doğu Akdeniz'deki kaynakların bölüşümüyle ilgili bu kadar hakkımızı kaptırmama gibi bir askeri refleksle dahil bütün o diplomatik süreçler ve bu tür şeyleri göstermemizin temel sebebi o. Biz tarihin hiçbir evresinde sömürgeci bir toplum olmadık, asla. Ülke olmadık. Hiçbir zaman da olmayız. Fakat Batı'nın zenginliği, işte Afrika'dan başlayarak bütün o kaynakların sömürüsüne ve Orta Doğu tabii ki. Artık buna belli bir bağlamda kendi periferisi hemen çevresi, yakın çevresi bağlamda izin vermemeye çalışan bir ülke pozisyonundayız. Yani bu rakamlar çok iç açıcı değil ama ben hocama şu noktada katılıyorum. Biraz toparlanacaktır, aşağı çekilecektir. Beklenti 8 küsür ama 10 civarı, 10-10,5 civarı gerçekleşirse bu daha makul bir seviyeye inecektir diye düşünüyorum. Senenin ilk başında böyle bir şey olması tabii biraz moral bozucu ilk ay için. Hocam dedi selamünaleyküm hemen sene başında böyle bir oran. Gün diye başladı hani. Evet. Tekhane biraz zor tabii yani. Tabii. Sayın Albayrak faizlerde tekhaneyi gördük diyor ama enflasyonda tekhaneyi herhalde kolay kolay göremeyiz. Biraz şu boyutuna da belki dikkat çekmek lazım. Bu koronavirüs meselesi de orada devreye giriyor. Hoca kısmen değindi. Şimdi bu ekonomi savaşında Ahu Özgürt. Yani o kadar algı yönetimi boyutu belirleyici ki. Yani Çin'in o işte yavaş yavaş gelen o büyüyen ejderha deniyor yani sürekli. Onun getirdiği bir takım işte Amerika'nın aldığı tedbirler, vergiler, kotalar vesaire, kota daha doğrusu uyguladı. Türkiye ile yine ekonomik bazlı bir takım savaş tehditleri vesaire düşündüğümüz zaman ekonomi savaşların bir başka boyutu. Bir yani bütün bu süreçte bizim daha ziyade vekalet savaşlarıyla gördüğümüz sahada savaşların bir başka boyut haline dönüşüyor. Bu anlamda ben koronavirüs olayının arka planını birazdan konuşuruz. Bunun da çok çok iyi bir psikolojik harekat olgusu olarak kullanıldığı kanaatindeyim. Bunun verileri de var yani açıkçası. Tamam o zaman ona geçelim hızlıca. İki tane haberimiz var. Hem bir Türkiye'nin aldığı tedbirler şu ana kadar yürüttüğü süreç çok başarılı gözüküyor. Ayrıca bana göre Çin de başarılı ama bunu tartışacağız. O iki tane haberimizi bir izleyelim. Bir karantinadaki hastanemiz yeniden yapıldı. Ve ülkede virüs tehlikesi yok açıklaması var Sayın Bakan'dan. Bunları bir izleyip korona üzerine dünyada ve Türkiye'de ne oluyor konuşalım.
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktı. 300'ün üstünde can aldı. Binlerce kişiyi etkiledi. Ölümcül virüs nedeniyle Türkiye, Bangladeş ve Endonezya vatandaşlarını tahliye etti. Koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'ye getirilen 42 kişi ve tahliyeyi gerçekleştiren 20 kişilik ekip için karantina süreci başlatıldı. 62 kişi 14 gün boyunca işte bu odalarda kalacak. Karantina altında tutulacaklar için Ankara Zekai Tahir Burak Kadın Sağlık Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde odalar hazırlandı. Karantina alanının görüntülerini Sağlık Bakanlığı paylaştı. Görüntülerde karantina altındaki hastanede alınan önlemler ve tek kişilik hasta odaları yer aldı. Buradaki kırmızı yıldızsa temas izolasyonu önlemi için kullanılıyor. Dünya kırmızı alarm verdi. Önlem alınmaya başlandı. Koronavirüs tehlikesi ülkeleri sardı. Çin'e yapılan seyahatler durdu. Ekonomi yavaşladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan rahatlatan açıklama geldi. Türkiye'de koronavirüs tanısı alan hiçbir vakanın olmadığını söyledi. Ülkemizde ise şu ana kadar yeni koronavirüs tanısı alan hiçbir vakamız olmamıştır. Dün ulusal viroloji laboratuvarımızda çalışılan 18 numune olmuştur. Bunların sonucu da negatif çıkmıştır. Özellikle virüsün ülkemize girişini engellemek için büyük gayret gösteriyoruz. Her türlü tedbiri ve gelişmeyi şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaştık. Bundan sonra da devam edeceğiz. 并主持召开专家座谈会。 李克强来到疾控中心实验室，科研团队负责人汇报了建立了防控机制。 Korkulan oldu. Koronadan ölenlerin sayısı sarsı geçti. Çin cesetlerin yakılmasını kararlaştırdı. 加强全国统筹，联合各方面专家开展研发攻关。 Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla ülke geneline yayılan korona salgınında can kaybı yükseldi. 17 binden fazla kişi virüsten etkilendi. 2 bini aşkın kişinin durumu ağır. 152 bin kişi de müşahede altında. Ölü sayısı SARS'ın neden olduğu can kaybı rakamını aştı. Virüs nedeniyle bir günde onlarca kişi hayatını kaybetti. Ölümlerin çoğu Wuhan kentinin bağlı olduğu Hubei eyaletinde gerçekleşti. 739人，其中医务人员419人。 Ülkede cenazelerin gömülmesi yasaklandı. Cesetlerin yakılmasına karar verildi. Ulusal Sağlık Komisyonu cansız bedenlerin hastanelere yakın yerlerdeki krematoryum alanlarında yakılacağını duyurdu. Salgın nedeniyle çok sayıda hava yolu şirketi Çin'e uçuşlarını durdurmuştu. Dünya Sağlık Örgütü de uluslararası kamu sağlığı acil durumu ilan etmişti. Aslında Çin bunu çok hızlı şekilde müdahale etmiş gözüküyor. Dün itibariyle de ölü sayısıyla taburcu olan sayısı neredeyse eşitlenmişti. Hatta taburcu olanlar ölü sayısını geçmişti. İpek Özbey bir tweet attı, onu bir hızlıca paylaşayım. Kremlin'in açıklaması diyor, kaynağına da bakacağız ama Türk ordusu İdlib'deki operasyonları konusunda Rusya'yı uyarmadı ve bu nedenle Suriye ordusunun hedefi haline geldi. Bu açıklamanın altına da veya yanlarına da bakmak lazım. Şimdilik bu kadar gibi gözükmekte. Koronavirüs üzerine devam edelim hocam, yani Çin'i durdurabilecek gibi gözükmüyor. Yok, Çin bu virüsü durdurur. Ben durdur, daha aynı fikirde. Evet, yani onu durdurur çünkü daha önce de bu tarz işte SARS gibi birçok böyle Ebola gibi birçok virüse karşılaştı dünya. Bu anlamda yani özellikle sağlık açısından bakıldığında ben Çin'in bunu durduracağını düşünüyorum. Fakat tabii şimdi ekonomiye etkisinden hep konuşuyoruz. Hı-hı. Yani nasıl bir etkisi olacak? Çünkü Çin bir üretim devi ve özellikle Avrupa ülkeleri dahil olmak üzere birçok ülkeye özel, yani milli gelirin çok önemli bir kısmı Çin'e ait. En büyük ikinci ülke.
Şimdi tabii baktığımız zaman bu tarz bir virüs, evet, üretimi durdurması şu anda talep kaynaklı bir şok söz konusu. Fakat önemli olan bunun uzun vadeye yayılmaması ve bir arz şokuna dönüşmemesi. Yani üretimi etkilememesi bu anlamda önemli. Petrol fiyatlarının düşüşünü görüyoruz. Fakat buna yönelik Çin'deki tabii ki borsaların bu anlamda bir değer kaybı söz konusu. Ve bu da tabii biraz daha güvenli limanı olan altındır, dolardır. Bunların fiyatını yükseltiyor. Çünkü talep ona doğru gitmeye başladıkça devam ediyor. Bunun tabii bir perakendecilik yönü, özellikle ihracat ve ithalat açısından bakıldığında bir perakendecilik yönü var. Ama ben turizm olayını da çok önemsiyorum. Vay be. Çünkü bakıldığı zaman 175 milyonluk bir turist her yıl ülkelere dağılan bir turist söz konusu. Ve 250 milyar dolarlık da harcama yapıyormuş bu turistler. Bakıldığı zaman turizm de ülkeler için önemli bir döviz girişi ve kaynağı. Türkiye de bu anlamda yine önemli derecede Çinli turist çeken bir ülke. O yüzden turizm ayağı da var bunun. Burası da tabii ki sekteye uğrayacak, perakendecilik sektörüne bakıldığı zaman. Ama Çin bununla mücadele ettikçe ve devamı geldikçe, bir de burada tabii riskli konulan bir tanesi de biraz önce söylemiş olduğum gibi tam Amerika'yla aslında ticaret müzakerelerini yaptıkları ve en sıkıştıkları bir dönemde böyle bir şeyin ortaya çıkıyor. Tabii bununla ilgili birkaç tane görüş var. Ben de bunlara özellikle dikkat çekiyorum. Bakıldığı zaman özellikle Amerika'ya verilmiş olan bazı taahhütler var Çin'in. Bu koronavirüsü olmadığında da bunun nasıl gerçekleştirileceği, acaba tutacak mı bu taahhütü, tutmayacak mı diye düşünürken, şimdi böyle bir şey olduktan sonra çok da mümkün olmuyor. Acaba bu ticaret müzakerelerini sekteye mi uğratacak bu virüs ortaya çıkması, ekonomiyi etkilemesi diye konuşmaya başladık. Şimdi tabii bu durumda Amerika Powell'ın da açıklamaları var. Özellikle Avrupa başta olmak üzere birçok ülkeyi etkileyecek. Tabii ki ABD'yi de etkileyecek diye. Şimdi burada seyir önemli. Yani bu virüsü bertaraf edip aynı şekilde ticaret hacmine, Amerika ile olan ilişkilerine devam mı edecek? Yoksa benim ekonomim bundan zarar gördü, sana verdiğim taahhütleri çok da yerine getiremeyeceğim derse, özellikle ABD'li çiftçiler başta olmak üzere alımlarda çünkü bazı taahhütlerde bulunuldu. Bunlar gerçekleşmediği durumda tekrar Amerika Çin'le karşı karşıya gelebilir. Yeniden bir yaptırımlar havalarda uçuşabilir gibi görünüyor. Tabii burada önemli olan bu virüsün çok yayılmadan dünyada ve gerekirse Çin'de en az ölüm şekliyle, en az can kaybıyla sonlanması tabii ki. Ama bundan sonraki süreçte de bu ABD ile müzakerenin hemen akabinde olması ve ABD ile ABD'ye verilen sözlerin tutulup tutulmayacağı, biraz ekonomik konjonktürün şekillenmesi ve bu virüsün kalktıktan sonraki süreci bize işaret ediyor. O yüzden bunun takip edilmesi gerekiyor. Yani o süreç müzakerelere gerçekten, özellikle ABD deli çiftçileri, bunu altını çizerek söylüyorum, belli yapacağı alım taahhütlerinde bulundu Çin. Bunları almadığı durumda bu sefer Amerika'da riske girmiş olacak ki Avrupa Birliği'nin başta bizim birinci ithalatçı bölgemiz Çin. Almama nedeni parasal nedenler mi olur efendim? Ekonomik nedenler olabilir veya bu ekonomik nedenleri Çin bahane gösterebilir. Yani ekonomik ne, şimdi ne kadar sürede bu virüsü kontrol altına alacağı önemli. Gerçekten şu anda Çin'deki işte borsalara baktığımızda, üretim hacmine baktığımızda bir şey görüyoruz ama şu andaki talep şoku diyoruz biz. Az şok olursa bizim için biraz daha tehlikeli olacaktır dünya ekonomisi açısından. Şimdilik böyle görünüyor ama bunu kullanacak mıdır? Ben uyamıyorum yapmış olduğumuz mutabakata, sözlerimi yerime getiremiyorum çünkü benim ekonomimde çok ciddi bir sıkıntı oldu deyip bunu da bozabilir. İlerleyen günlerde buna bakacağız. Galiba Merkez Bankası yüklü miktarda yuan veriyor piyasaya. Rahatlatmak amaçlı. Olmasın böyle diye. Durumlar. Ama bu tip salgınlar tabii çok tarihte savaşları bitiren, başlatan bir şeyleri var değil mi? Fonksiyonları var, sen yazmışsın bunu. Şöyle yeni nesil virüslere değiniriz birazdan. İşte SARS'tır, Ebola'dır, H1N1 yani domuz gribi olan bu en fazla ölüm Ebola'da olmuş. Birazdan vereceğiz rakamları ama sonrasında tabii domuz gribi geliyor. Şimdi bunlarda hep böyle bir biyolojik savaş söylentisi hep gündeme gelir. Doğrulanabilir, teyit edilebilir veya tekzip edilebilir bir yönü yok. İspatlanabilir veya işte delille yanlışlanabilir bir tarafı da yok. Ama hani biyolojik savaş deyince o anlamda ben hani bir tarihsel araştırmayla çok genel olarak bilinen bir şey ama Cengiz Han'a atfedilir. Cengiz Han değildir. Onun soyundan gelen ve Kırım, işte Altın Orda Devleti'ni Kırım'da kurmuş olan Canibek'in yaptığı bir olay var. 1347'de bir kaleyi kuşatıyor. Kefe, Kırım Kalesi, yani şu an Feodosiye dedikleri, Rusya'nın ilhak ettiği ve Feodosiye dediği yer.
Kefe'de bir kuşatma oluyor 1347. Daha öncesinde oluyor aslında, 1343'te başlıyor. Bir sene sürüyor, giremiyor. İşte bayağı ciddi bir direniş var. Olmayınca artık orduda veba baş gösteriyor. Bu arada veba da Çin'den geliyor. Nasıl geliyor? Yani veba derken tabii virütik bir şey değil, bakteriyel bir şey, hastalık, eski bir hastalık, artık öyle bir tehdit de yok dünyada. Ama Moğol askerleri Çinlilerle, hatta Wuhan olduğu yönde de iddia var bakın. Yani vebanın çıkış noktasının da Wuhan olduğu yönde bir takım iddialar var. Onu Ramazan Hoca da söyledi, Ramazan Kurdoğlu, kulakları çınlasın. Ama Çin olduğu kesin, Moğol askerlerince getiriliyor. Hep batıya gidiyorlar ya işte şey falan, seferler vesaire. Neyse, giremeyince şeye, içeri mancınıkla veba baş gösteriyor orduda. Altın Ordu ordusunda şey, veba baş gösterince mancınıkla içeri atıyor ve sonra direniş kırılıyor. Bu şekilde giriyor. İlk biyolojik savaş olarak bu şey olur. Tabii bu yeni nesil virüslere bakıldığı zaman ben ilginç bir makaleye rastlamıştım. Belki uzman için o kadar enteresan değildir ama bana enteresan geldi. Bir gazeteci olarak ilginç olduğunu gözlemledim. 2018'de 20 Eylül'de bir yazı kaleme alınmış. Doktor Sercan Özaydın çevirmiş bunu. Koronavirüs diye genel bir virüs tanımı var biliyorsunuz. Bir de Wuhan koronavirüsü diye ayrılıyor bu. Bu yani koronavirüs genel, bu gizemli virüs adı verilmeden önceki bir genel tanıma da giriyor. Diyor ki Çin'deki yarasalar yeni bir SARS virüsü oluşturabilirler. SARS da biliyorsunuz Çin'den çıkmıştı. Evet. Bunu neye dayandırıyor? Şöyle diyor. Devamında şu diyor. Johns Hopkins'in yayınladığı makale, Amerikan kaynaklı makale. Yani makalenin yazarını bilmiyorum ama çevirini gördüm açıkçası. Makalenin kendisini görmedim ama iyi bir çeviri anladığım kadarıyla. Diyor ki yarasa vücudunda bir araya gelecek viral genler sonucunda çok tehlikeli suçlar oluşturabilir. Suç şu demek, mikrobiyolojide bir virüsün kendi alt türlerinin genetik farklılıklar arz etmesi. Aslında mutantlaşması. Anladığımız kadarıyla bu virüsler, yeni nesil virüslerden bahsediyoruz. SARS'tır, Ebola'dır, diğer hepsi. Kırım Kongo kanamalı ateşi vesaire dahil. Bunlarda bir genetik mutasyon söz konusu olabiliyor. Yani şunu demek istemiyorum, laboratuvarda araştırırken bunların genleri mi değişiyor falan değil ama tam da Wuhan'da bir üniversitede bu olayla ilgili bir araştırma yapmış ve 1,5 ay önce böyle bir riskin bulunduğu söylenmiş. Korona virüsü çağrıştıracak bir virüsün bir mutasyonla, genetik mutasyonla ortaya çıkabileceği söylenmiş. İşte at nalı yarasasına falan atıf yapılıyor. O meşhur yarasa çorbası, mide bulandıran görüntülerle alakası yok. Çin sosyal medyada bir viral olan. Bir şey araştırdılar ve muhtemelen kontrolden çıktı. Ona gidiyor muhtemel, diyen çok var. Yani laboratuvarda belki böyle bir şey söz konusu oldu veya bu riske, bu yarasalardaki bu şeylerin buna yol açabileceğini söylüyorlar. Böyle bir yazı yazılmış ve araştırma da yine Wuhan'da yapılmış. O açıdan enteresan. Wuhan'dan bir üniversitede yapılmış. Wuhan Viroloji Enstitüsü'nden. Yani bu araştırmaların yapıldığı bir yer. Tabii yeni bir suç bulmuş. Suç dediği de işte bu genetik farklılık gösteren alt tür bu virüste. SARS'ın başka bir formunu tespit etti diyor. Ben bunu dikkat çekici buldum. Tabii bu domuz gribi, SARS, Ebola, en fazla ölüm Ebola'da. 11 bin civarı diye hatırlıyorum. Rakamlar öyle. 30 bin, bu arada domuz gribi de 8238 insanın hayatına mal oldu. Az değil. En çok yayılan o. Ebola Türkiye'de hiç görülmemiş hocam. Hiç bize uğramamış. Tıpkı koronavirüs gibi. Aman uzak olsun. Aynı şekilde yani domuz gribi çok yere yayılmış. Türkiye'de de tabii ki görüldü. Çok yaygın bir hastalıktı. SARS'ın da yine ortaya... Çok hızlı tedavi edilebildi değil mi? Evet. Ona... Siyahlı çatışmada ölen insan sayısının yarısı kadar Ebola'dan adam ölmüş. Evet. Düşünün. Yani, 11 bin. Geriye kalan yıllar. Tabii bizde Kırım Kongo'da görüldü. Kırım Kongo kanamalı ateşi de Kırım'da Sovyet askerleri 2. Dünya Savaşı sırasında işte Kene'den geçiyor. Şey toplarken, tarım ürünü toplarken oluyor. Sonra bir de Kongo'da görülüyor aynı virüs. Biyolojik olarak akraba oldu tespit ediliyor. Onun üzerine Kırım Kongo kanamalı ateşi deniliyor. Bu Ebola da ilk Kongo Cumhuriyeti'nde Ebola Nehri kıyısında görüldüğü için 1976'da. Sonra bir uykuya yatıyor bunlar. Enteresan bir tarafları var. Yani uzmanlar bunu daha iyi anlamlandıracaktır. Bir uykuya yatıyor. 2013 yılının Aralık ayında tekrar çıkmış bir Ebola. Ve çıktıktan sonra da toplam 28.638 vaka var. Bu korona da oraya doğru gidiyor ama. Yavaş yavaş ve en hızlı yükseliş trendi gösteren virüslerden biri yayılma bağlamında. Fakirlik, ben de hocama fakirlikle de doğru ilgisi var. Çünkü tüberkülozun da
sefaletle evet. çok doğru orantılı bir şey vardır. Arada hortlar. Tüberkülozu tam bitirirsiniz dersiniz. Tekrar bir daha çıkar. Yani hocama katılıyorum. Ben de bu virüsün önleminin bir şekilde alınacağını, eğer bir bu ABD tarafından veya Batı tarafından bir psikolojik harekat şeyle dönüştürüldüyse, var olan malzeme diyelim ki gerçekten virüs çıktı ki makul olan belki de budur. Hani sonuçta tersini ispatlayamadıktan sonra bunların, bu tür virüslerin son dönemde yaygınlaştığını görüyoruz. İlla biyolojik operasyon dememiz de gerekmez ama bunu kullanıyor Batı. Ya burada işte virüs var, turizme yansıyor dediği gibi hocanın, bir sürü boyutu var. Bir şekilde aşılır ama yani çok hızlı yükselen bir vaka, hızlı yayılan bir virüs. SARS'ta mesela bu kadar olmadı. SARS'ta toplam 8422 kişide vaka vardı ama gerçi SARS'ı şu anda bile geçti. 916'sı SARS'ta ölümdü. Hızlı hızlı yükseliyor. Dolayısıyla burada nüfusun fazlalığı, beslenme kültürü, tabii. başka faktörler tabii. yani bunların hepsi etkili oluyor. Bu yeni nesil virüslerin nasıl mutasyon geçirdiğine bakmak lazım. Laboratuvar araştırmalarında bunların yani işte panzehirlerinin, aşılarının üretilmesiyle ilgili süreçlere bakmak lazım. Neden bu son dönemde çoğaldı ona bakmak lazım. Hmm. Belki biyolojik küresel savaş senaryoları bağlamında. Küresel iklim değişikliğiyle de alakası var hani, değil mi? 2000'lerden sonra çoğaldı bunlar. Bunun sebeplerini sorgulamak lazım. Yani ben görebildiğim mesela MERS'te vardı. MERS'i biliyorsunuz, o da Suudi Arabistan'dan yayılmıştı. Orada da 950 kişiden 412'si hayatını kaybetmişti. Bu tür virüsler çok artıyor ve ben kendi yazımda 3 ara başlıkta Çin'i kullanmamı gerektirecek kadar Çin merkezli. Çin. Çok çok fazla Çin. Çin'in merkezinde olduğu bir olaydı. Veba virütük değil dediğimiz gibi, o bakteriyel bir şey. Ondan itibaren olan bir şey. Dolayısıyla bunlara bakmak lazım. Ekonomiye de yansımalar oluyor. Politik bağlamda da yansımalar oluyor. Biyolojik savaş tartışmalarına malzeme teşkil ediyor. Fakat ne olursa olsun bu tür virüsler insanlıkta endişe yaratıyor. Hele de artık şöyle bir durum. Hocam biliyorsunuz küreselleşmenin temel göstergesi paranın dolaştığı, bilginin dolaştığı ve insanın dolaştığı. Tabii. Turizm geliyor, adam uçağa atlayıp geliyor. Bir tane Çinli görünce insanlar şöyle bir, hani yanlış anlaşılmasın, tedirgin oluyor. Bunu da soracağım şimdi. Geçen yani. Miktat Hoca anlattı senin yayından sonra, bizim yayında söyledi. Dedi ki ya ben Japonya'ya gittim işte metroda. Bir tanesi mesela takmış işte grip vesaire, maske takmış. Ben zannediyorum ki ne kadar korkak insan kendini korumak için. Halbuki kendisi bir şey grip. Yani grip başkasına bulaştırmamak için şey yapıyor. Şimdi öyle bir şey ki bu bizim çok alışık olduğumuz bir şey değil. Ama işte insan akışı söz konusu. Çin'den çok fazla turist geliyor. İyi de para bırakıyorlar. Dolayısıyla bütün bu bağlamda sektörleri de etkileyecek bir şey. O yüzden umarız bir an evvel panzehiri bulunur, aşısı bulunur. Bir an evvel, bir de birdenbire ortadan kalkması bir açıdan aslında iyi bu tartışmaların. Yani birdenbire kesiliyor SARS, böyle gizemli biçimde ortadan yok oluyor da. Veya hani vaka görülmüyor, Ebola da aynı şey görülmüş. Bir süredir de görülmüyor mesela. Umarız korona da çok fazla yayılmadan böyle bir süreç görürüz. İnsan vücudu bu mücadeleyi her şekilde kazanıyor. Biraz bazen zayiat yüksek oluyor ama. Hocam kısacık şeye sorayım, sonra Emre Hocam'a geçeyim. Mesela İtalya'da turistlere karşı saldırıldı. Ya bu böyle bir süre sonra bir ırkçılığa dönüyor. Bütün virüsler sizden çıkıyor diye. Çinlilere yönelik vesaire. Evet. Böyle bir şey siyasi ve toplumsal yansıma ihtimali de var galiba. Tabii ki bir hastalık söz konusu ve bir salgın söz konusu. Bu salgın sonucu ölenler söz konusu. Şimdi burada hani tamamen kişi kendini korumak için. Yani ben tabii bunun siyasi ve ekonomik yansımaları mutlaka olacaktır ama geçen mesela bir işte. Evet. Yani Beşiktaş'tayım, yürüyorum, bir kişi maske takmış. Yani başka bir rahatsızlığı olduğu için de maske takmış tabii. olabilir. Yani neden ya da kendisi korumak için ya da daha inanın etrafı bomboştu. Yani tek başına yürüyor yolda. İnsanlar başka bir taraftan yürüyor. Şimdi tabii yani bu bir korku, bir şekilde salgın var ve insanlar kendilerini korumaya çalışıyorlar ama yani hani bunu da çok fazla bence abartmamak gerekiyor. Lazım. Yani hani evet tamam, birçok kültürlerinden, beslenme şekillerinden, belki küresel iklim değişikliğinin farklı şekillerinden, evet daha çok orada çıkıyor olabilir. Bunun belli başlı nedenleri var. Ben küresel iklim değişikliğinin de birçok şeye neden olduğunu düşünüyorum. Belki daha önceden beslendikleri şekilde besleniyorlar yine aynı, ama canlılar aynı canlılar olmayabiliyor. Yani o yüzden bunu da biraz abartmamak lazım. Yani şöyle abartmamak lazım. Tabii ki korunmak için önlemini almak gerekiyor. Zaten buna bağlı birçok ülkede, bir de sadece Türkiye'de de değil, önlemler alınıyor. Havalimanlarında özellikle uçaklar temizleniyor, görüyoruz. Mesela Almanya'nın yapmış olduğu önemli hamleler söz konusu. Yapılması gerekiyor ama bunu tabii ki böyle bir şeye çevirmemek lazım.
toplumsal tepkiye dönüştü. Irkçılığa falan dönüştürmemek lazım. Doğru. Bir küçük Zika virüsünde falan da olmuştu böyle şeyler. Bir küçük ekleme yapayım hocamdan müsaadeyle. Şimdi bu tür virüslerin asıl domuz gribinde atası olan İspanyol gribi biliyorsunuz. En büyük kayba yol açmış. Orada rakamlar ortada. 1918'de 2 yıl içinde 500 milyon kişi hastalığa yakalanmış. 50 ila 100 milyon ölüm olmuş o dönemde Ahuzurt. Yani 50 ila 100 milyon deniyor. Bu derece bir nüfus kaybı vebada var sadece 75 milyon o Kırım'daki işte biyolojik savaşın atası olan süreçten sonra. Şimdi bakıyorsunuz 2. Dünya Savaşı'ndaki rakamdan fazla. Yani bu anlamda İspanyol gribi 20. yüzyılın en büyük felaketi. Ve domuz gribinde tabii o dönemin sağlık tedavi koşulları daha yetersiz olduğu için hocam az önce tüberküloze dikkat çekti. Veba da mesela şimdi olsa bir antibiyotikle hallolacak bir şey. Dolayısıyla bu teknolojiyle de ilgili tanınmamış, bilinmeyen, hani gizemli olan insanı korkutur ya, bilinmeyen tür virüs arkadaş. Yani böyle bir tedavi yok. Yeni nesil virüslerin evriminin belki mutasyonunun bilim adamlarınca çok daha farklı bağlamda incelenmesini gerektiren bir sürecin içindeyiz. Sultan Tarlacı Hoca dün bitirdi. Tanıdıktan sonra çözülüyor. Tanımayınca problem. Tabii. Yani enteresan bir şekilde bu gen mutasyonunda mesela HIV şeyini izini bulmuşlar ve HIV için kullanılan ilaçların yavaş yavaş şeye tepki verdiğini görmüşler. Yani şey virüsünde, koronavirüsünde belki tepki olarak, şey olarak, tedbir olarak kullanılabileceği. Hocam sizin yorumunuz hem ekonomik hem... Virüs virüsün panzehiri olacak gibi. Evet, tabii bu ecza sektörünün, yani ilaç sektörünün ahlaksızlığıyla da doğru orantılı gelişmeleri de altını çizmek istiyorum şöyle. Ama hep suçluyoruz hocam. Gene ilacı onlar bulacak galiba ya. Bu kadar zamanla yarışarak. Bitireyim. Ha. Ne anlatacağım çünkü değişik. Tamam. Şimdi bu bir sektör. Kobaylar da bir sektör. Yani kendi üzerinde deneme yapılan insanlar bundan bir para kazanıyor. Ben hep bunu söylüyorum. Geçen sene İngiltere Kraliyet Akademisi tarafından ödül alan kitabın yazarı bilim adamı değil, bilim kadını değil. Şunu ispatlamış, ilaç testleri hep beyaz erkekler üzerinde yapılıyor. Hiç kadın yok, başka ırktan kimse yok. Beyaz. Beyaz. Niye? Çünkü orada para alıyor herkes. Yani dolayısıyla iki tane teori var. Kadıncağız da gayet güzel, önemli bir kitapla ortaya koymuş. Bir, beyaz Amerikalı, yani beyaz erkekler yaşasın diye yapılan ilaç testlerinin sonucunda ölenleri kimse aldırmıyor. Migren kadınların en önemli sorunu. Migren ilaçlarının tamamı yine beyaz erkekler üzerinde test edilmiş. Ve migrenin aşırı hali kadınlarda kalp krizi yaratıyor. Zaten siyah ve sarı ırktansanız tamamen ayvayı yediniz. İki diyor, bu diyor sistematik bir girişimde olabilir diyor. Şimdi dönüyoruz dolaşıyoruz. Tamam, ilaç sektörünün de laboratuvarda güzel şeyler bulmaya çalışan kıymetli insanlar bir tarafta, bir tarafta da paralarına para katmak isteyen, bunlara hissedar olarak girmiş, yatırım yapmış, arkasında da tuhaf hükümet ya da hükümet dışı ondan sonra örgütlere bağlı olan insanlar var. Herkes bunu biliyor, bu bir komplo teorisi değil. Yani sonuçta ortaya bir yeni bir virüsümüz çıktı, hayırlı olsun. Buna da büyük ihtimalle testler uygulayarak buna karşı da ilaç geliştirilecek. Bence bu iş, buna ilaç buluyorum zannıyla çıkanlar bu virüslerin mutasyona uğramasına da yol açıyor diye düşünüyorum ben. Şimdi. Evet. Şimdi bunu, ama başka türlü yenemiyorsunuz galiba. Ama zaten canavarı öldürmek için yeni bir canavar yaratarak yola devam ediyoruz. Dünyada 14.3 trilyon dolar parayı silahlanmaya veya korunmaya gömen dünyanın haberi var mı? 9 milyon kişi dünyada çevre felaketinden, çevre kirliliğinden ölüyor. AIDS, sıtma ve tüberkülozdan ölenlerin sayısı hemen arkasından geliyor 6 milyonla. Çok ciddi rakam bu. Hemen onun arkasından tütün ve tütün mamulleri kullananlar ölüyor. Hemen arkasından yanlış ilaç kullanımı ve uyuşturucu kullanımından, hemen arkasından alkol. Hemen arkasından trafik kazaları geliyor. Trafik kazalarının arkasından da ayıp olmasın diye silahlanan arkadaşların birbirine sıktıkları silahlar, ölen masum insanlar, arkasından da üstadım dediği gibi Ebola geliyor. Rakam kuvvetli ama yani Ebola rakamı ölenler, yine de silahlı çatışmada ölenlerin yarısı kadar. Yani toplamda kümülü 250 bini bulmuş galiba. Şimdi yani onunla ya, ufak, ama daha çok insanlar çevre
kirliliği ve üretilmiş bu acayip işte AIDS'ti, işte sıtma, işte Zika bastı. Evet. Bunlardan falan ölüyor. Yani silahtan falan öldüğü yok. Hani bir kısımda çok anormal bir ilaç sektörü var. Fakat kadıncağız kitabında kanıtlamış ki ilaçların hiçbir faydası yok. Placebo efekt al daha iyi diyor. Yani açıklayayım onu. Hiç etkisi yok, dil altı hapı gibi. Aslında siz oh be iyi ki aldım bu ilacı deyip kendinizi iyi hissediyorsunuz. Halbuki alakası yok placebo efekti. Yani çoğu ilaç aslında merak etme iyi gelecek psikolojisiyle verilen ama normalde hastalığa veya o anki şiddetli baş ağrısına ya da ateşe falan iyi gelme ihtimali olmayan ama placebo efekte kendinizi iyileştirdiğiniz işler. Niye hap aldım diyorsun. Oh rahatladım. Bak tansiyonum düştü. Halbuki böyle bir şey yok. Bunun placebo efekt diye bahseder bundan. Doğru. Çoğu ilacın diyor placebo efekti ilacın kendisinden daha kuvvetli. Önemli ve kuvvetli oluyor. Tabii bu beni çok düşündürüyor. Biz geldik 50 yaşımıza. Bundan sonraki nesil için üzülüyorum. Çocuklarımız için üzülüyorum. Yani bu biyolojik harp derken sinsi bir biyolojik harp olduğu çok ortada, çok net yani. Ve ilaç sektörünün bunun içinde olmadığına dair beni kimse inandıramaz. Kimse beni inandıramaz bunun için. Çünkü sorun onlarda, çözüm onlarda. Ya böyle bir monopol olur mu, zincirleme monopol? Sorun onlar çıkarıyor, çözümü onlar buluyor. Sorun şey gibi, bizim günümüz siyaseti gibi. Sorunu çıkarıyor, çözümü kendisi buluyor. Sorunu çıkarıyor, çözümü kendisi buluyor. O yüzden ben şey söylemiyorum. Uluslararası ilaç şirketlerinden evet. bahsediyorum. Yoksa ulusal çapta herkes iyi niyet içinde çalışıyor. Yani. Ne yapsın insanlar? Yani bir şeyler yapmaya çalışıyor. Bu kavga büyük kavga. Trilyonlarca dolarlık kavga. Hatta geçenlerde bir film seyrettim. Şöyle diyorlar. Yahu diyor kansere çare bulunmuştu. Tabii faraziye bu. Ondan sonra bu milyarlarca lira para kazandırır. Ama diyor başkalarının trilyonlarca dolar diyor kaybetmiş. Menfaatini bozar diyor. Evet. Bak cevap böyle. Ya kansere çare bulunamaması mümkün mü? Az kaldı. Bulunuyordur herhalde yakında. Bilmem. Yani bulunmuştur bile belki. Mümkün mü diyorum. Ya şöyle bir virüs çıkacak da. Buna müdahale edilmeyecek 21. yüzyılda falan filan. Ama bir yandan da hocam şeyi sorayım yani mesela dünya kapitalizminde böyle şeylere müdahale için çok hızlı devreye girdiğini görüyoruz ne bileyim. İşte Bill Gates'in vakfı büyük para akıtıyor hemen aşı üretimi için. Jack Ma keza Ali Baba'nın kurucusu dünya kadar para hızlıca aşı üretimi için. Bir sanki yeni tür bir kapitalizm yeni bir sistem arayışının içinde bu tip krizler şey ediyor, tetikleyici etki yapıyor. Emre hocama katılıyorum. Buradaki uluslararası ilaç firmalarının şimdi önce şu oluyor. Bir virüs yayılıyor ve maalesef can kaybıyla yola çıkılıyor. Hı-hı. Yani o yüzden o arada bir süre geçiyor. Ve bu can kaybının ne kadar şiddetli olduğu ve gerçekten bir tehlike arz ettiği herkes tarafından kabul ediliyor. Daha sonrasında biz buna evet çözüm önerisi bulduk deniyor. Fakat ben şuna özellikle dikkat çekmek istiyorum. Daha önceki işte evet daha belki basic dediğimiz yani daha temel ilaçlarla ya da daha temel bulgularla çözülebilecek şeyler daha komplike hale geliyor. Ben burada özellikle hani neden Çin bölgesi diyoruz? Çünkü belli hayvanlarla besleniyorlar. Şimdi küresel ısınmanın ben bunda çok etkisinin olduğunu görüyorum. Yani mesela önceden de bu hayvanla besleniyorlardı. Şimdi de besleniyorlar ama o hayvanın beslenmiş olduğu belki bitki türleri artık değişti ya da artık yok. O bitki yerine başka bir şeyle besleniyor. Doğru. Ve küresel ısınmanın ben birazcık bu tarz bulaşıcı virüslerin yayılmasında hem etkili hem de çözümünü de geciktirdiğini düşünüyorum açıkçası. Yani çünkü baktığınız zaman neye karşı diyor? Çünkü belli bir o hayvanı yiyen, işte beslenen onun da kişilerde oluyor. Ama daha önce de onlar aynı şekilde besleniyorlar. Bu sefer başlıyorlar o hayvanın neyle beslendiğini incelemeye ya da hangi koşullarda yetiştiğini, hangi sulardan beslendiğini ya da neyin neye karıştığını bu sefer onu araştırmaya başlıyorlar. Orada bir zaman kaybı oluyor. Önceden biraz daha böyle direkt olarak şeyler çözümlenirken biraz daha ben burada küresel ısınmanın insanların doğaya yapmış olduğu bazı zararların aslında yavaş yavaş doğanın da onlara verdiği yani doğanın da verdiği bir tepki gibi de görebiliriz aslında. Yani yavaş yavaş bakıldığı zaman. Eriyen buzullarda uyuyan virüslerin uyandığı falan hep böyle vardı. O yüzden daha değişik görmediğimiz ya da çözümü biraz daha vakit alan mutlaka çözümü bulunuyor ama vakit alması birazcık süreç. Yani orada aslında doğanın da insanlara vermiş olduğu bir sen bana zarar veriyorsun ben de sana zararla doğru gidiyorumun aslında bir şeyi var mesajı var orada. Hadi kimse şu bizi seyredenlerin kaç tanesi o muson yağmuru altında kalmış vıcık vıcık balçık içinde yerleri gördü yani bir kere görmek orada yetiyor. Allah'ım diyorsun sana geliyorum yani çünkü öyle bir
sefalet içerisinde lağım akıyor. Yani Çin'in her tarafı sanki Hong Kong, Şangay'mış gibi konuşuyor. Evet, öyle değil ki. Sefalet var. Hindistan'da. Kimyasal şey altında. Mümkün değil bir şeyin yayılmaması yani zaten orada. Peki, ay daha çok soracak sorum vardı ama sürem sonlarına doğru yaklaştı. İki tane başlığı vermezsem eksik bırakmış olurum. Dünden bu yana sevgili Naci Görür Hoca biliyorsunuz Twitter'da dersleri başladı. Yakında bence Periskop'tan canlı yayında yapar. Çok tartışıldı bu tweet ama sonra da açıklık getirdi. Dedi ki bakın bunlar farklı şeyler. Kabuk aşırı yüklendi. 99 yılından itibaren her an olmak kaydıyla bu kabuk 30 yıl içinde kırılacak. İlk 20 sene içerisinde olmadığına göre son 10 yıllık periyotta deprem olma olasılığı %50'den fazlaya çıktı. Marmara'da deprem olasılıkla Kumburgaz kolunda ve minimum 7,2 büyüklüğünde olacak. Bu dersle ilgili şekilleri ayrı ayrı gönderiyorum. Sizlerden de Kuzey Anadolu fayı boyunca olan yerleşim alanlarını dikkatlice incelemenizi rica ediyorum. Hakikaten hoca ders veriyor Twitter'da. Takip etmekte biz de takipteyiz. Yanlış anlamayın diye sabah tekrar düzeltmiş. Not edelim, kenara kayda geçmiş olsun. Veda ederken de hem şehit askerlerimizin ruhunu bir kez daha şad edelim, hem de deprem bölgesinde görev yapan kadın astsubaylarımızı izleyelim. Yarın yine birlikteyiz. Elazığ 6.8 de sallandı. Malatya'da da büyük hasara neden oldu. Türkiye'nin dört bir yanından depremzedelere destek yağdı. Destekçiler arasında Malatya İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli kadın astsubaylarımız da vardı. Doğan Yol, Pötürge ve Kale ilçelerinde depremzedelere yardımda bulundular. Kadın astsubaylarımız olumsuz hava koşullarından etkilenen depremzedeler için çadır kurdu. Evleri hasar görenlere erzak, ısıtıcı ve battaniye dağıttılar. Kadın ve çocuklarla yakından ilgilendiler.